Ve insan umutsuzluk içindeyken yeniden seçim yapar. O zaman neyi seçer? Kendini seçer demiş Kierkegaard. Kendini mi seçti seçmen? Yoksa kendi yoksullaşırken zenginleşen siyasetçileri cezalandırmayı mı seçti? Görmek isteyene tarihin tekerrür edişi. Sağlıktan turizme, içişlerinden eğitime tüm bakanlar tam saha pres yaparken ve laf aramızda hakem de pek tarafsız sayılmazken siz hepiniz ben tek diyene asla yalnız yürümeyeceksin dedi. Hadi futboldan bir örnek daha verelim. Vekilleri, bakanları hatta kaymakamları bile konvoylarla turlarken işçiye, emekçiye, emekliye ucuz et kuyruğunu reva görenlere kırmızı kart gösterdi. 11 ili, onlarca ilçeyi, hatta merak etmeyin çarşafınızın rengine karışmayacağız deme cüreti gösterenleri kadınlara emanet etti. Alın size seçmen feraseti. Çok değil 10 ay önce alabora olan, sandığa gitmeyeceğini söyleyen muhalefet seçmenini aksini iddia eden, ikna edenlere, yemeğe limana yanaştırmaya epey inat eden, genel başkana isyan edip dümene geçenlere denizcilik tabiriyle tam yol ileri dedi. Buyurun muhalefetin birinci partiliye yükselişinin seyir defteri. Bu akşam geniş açıda elbette 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Siyaset bilimci Profesör Doktor Behlül Özkan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben doçentim yalnız. Öyle mi? Çok özür diliyorum, yanlış söyledim. Sıkıntı yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hukukçu Profesör Doktor Hasan Sınar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ekonomist Oğul Tuna hoş geldiniz. Ve siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, size soracağım ilk önce. Seçim sonucunu nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü 10 Mart önce kendini muhalif olarak tanımlayan milyonlarca seçmen gerçekten sandığa küskündü. Kimisi totem yaptı, seçim sonuçlarını izlemeyeceğim dedi. Ama dün akşam tüm Türkiye'de gerçekten beklemediğimiz bir şey oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıraya yükseldi. Kent meydanlarında kutlamalar vardı. Sonuç sizi şaşırttı mı kısacası? Yani büyük şehirlerde AK Parti'nin çok oy kaybedeceğini zaten araştırmalar bize söylüyordu. Fakat yaygınlığın bu ölçüde fazla olacağı ve Anadolu'nun derinlerine kadar CHP'nin iller alabileceğini tabi elde veri olmadığı için bilmiyorduk. Belki o illerde yaşayanlar bunu biliyorlardı. Ama yani birkaç şeyin farkındaydık biz. Birincisi AK Parti'nin, ben bunu zaman zaman bu süreç içerisinde televizyon programlarında söylüyordum. 3 seçim arka arkaya, referandumu da koyacak olursanız 4 seçim yani 4 sandık arka arkaya oy kaybettiğini biliyorduk. Bu 5. sandıktı 2017'den bu tarafa ve burada da oy kaybedecekti. Niye? Çünkü zaten yapılan araştırmalarda seçimden sonraki performansı nedeniyle iktidarın oy kaybettiği net bir biçimde görülüyordu. Ve iktidar tarihi dip noktasına ulaşmıştı. Niye? Çünkü aslında son genel seçimde 35 aldı. AK Parti ilk kurulduğunda malum 34.3 almıştı. Son seçimde ise 35 aldı. Dolayısıyla aşağı yukarı o kurulduğu yıldaki veya ilk seçimindeki seviyesine zaten inmişti 2023'te. Seçimden sonra 3-4 puan daha kaybetti. Ekonomi gerekçesiyle temel neden ekonomiydi. Çünkü vatandaş yani bir daha yetki verirsem güçlü bir biçimde ekonomiyi düzeltebilir. Zaten vaatleri vardı falan umuduyla beklentisi de biraz yükselmişti. O olmadı. Tam tersine artık yani bu mitingde açıklayacak, şu mitingde açıklayacak denilen müjdelerin hiçbiri gelmedi. Ve tam bir hayal kırıklığı. Ve bu arada AK Parti yeni bir dip yaşamış oldu. Şu an AK Parti'nin oyu yaklaşık %30 Türkiye genelindeki oyu. Bu şeye baktığınızda seçim sonuçlarını 35 görecek izleyicilerimiz. Ama o 35'in içerisinde MHP'nin, Hüdapar'ın, Büyük Birliğin falan oyları da olduğu için şimdi toplam Cumhur İttifakı'nın oylarına baktığınızda yazı yaklaşık %40 civarında. Bunun yaklaşık 10 puanı MHP'nin oyları toplamda. Geriye kalan biraz da oylar var. %30 civarında belki biraz altı, biraz üstü. Bir oy oranına indi. Her durumda %34'ün artık altında. Birinci realite bu. AK Parti tarihi bir dip noktaya ulaştı. Yani bunun bahaneyle açıklanabilecek bir taraf kalmadı. İkincisi
en büyük rakibiyle ki bu, o rakibine yıllar boyunca 1'e 2 fark atarak seçim sonuçları elde etmişti. Yani kendisi 50 alırken rakibi 25 alıyordu. Hı hı. Kendisi 47 alırken rakibi işte oralarda bir yerlerde 20 alıyordu mesela. Dünkü ifadesiyle Özgür Özel'in o tavan tabii, kırıldı. Tabii, o tavanı hani kırıp 27-28'e falan gelse bile aslında CHP açısından sükse sayılabilecekken CHP 38'e geldi. Hı hı. Ve şu an AK Parti ile arasındaki puan farkı %25. Yani AK Parti'den %25 daha fazla. AK Parti 30, CHP 38 civarında olunca %25 civarında bir fark atmış oldu. Kendi oyu potansiyelinde evet. Demek istiyorsun. AK Parti'nin %25 daha fazlasını almış oldu. Dolayısıyla artık makas açık. 7-8 puanlık bir makas var. AK Parti en son o %38'leri İşte 2019 yerel seçiminde görmüştü. Ondan sonra 2023 genel seçiminde 35'e düşmüştü zaten biraz önce söylediğim gibi. Artık AK Parti Türkiye'nin en büyük partisi değil, ikinci partisi. Yani iktidarda güçlü gibi duruyor fakat Türkiye'nin en büyük partisi olma vasfını kaybetti ve şu an Türkiye'nin ikinci partisi konumunda. Üçüncüsü ittifak. Sarsılmaz denilen Cumhur İttifakı'nın sarsıldığını gözlemledik. AK Parti arka arkaya seçimlerde oy kaybederken iktidarını bu ittifak mekanizmasını çok efektif kullanarak, ittifakı büyüterek, daha da büyüterek, ara transferler yaparak falan sürdürüyordu. Fakat onun bir sonu vardı tabii. İttifak yapabileceği bütün partiler yanındaydı. Ama bu sefer bir şey oldu ve hem geçen seçimin hem bu seçimin Flaş Partisi, Yükselen Partisi, Star Partisi ittifaktan koptu gitti. Ve öyle olunca zaten Millet İttifakı dağılmıştı. Cumhur İttifakı'nda da dağılma emareleri ortaya çıktı. Acaba buna rağmen toparlar mıyız? Hani sonunda biz ittifakız falan diyordu. Ama tek başına bir parti milletle yaptığı ittifak üzerinden geldi ve çok büyük bir hezimet yaşattı AK Parti'ye. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde artık benim ortaklarım var, benim ittifakım var, bana bir şey olmaz yaklaşımını da AK Parti sorgulamak zorunda kalacak. Elinde üstüne üstlük yeni bir teknik de yok. Yani ittifak da işlevsizleştiğinde tek başına oyunu biliyoruz. İttifak işlevsizleştiğinde ne yapacağına dair bir fikri yok. Belki %30'a sistemi çevirme çeviremez ona gelebilir. Da anayasayı değiştirebilme gücü yok. Velev ki parlamentoda bunu sağlasa bile hani milletvekili transferleriyle bu sefer 360'la geçeceği için referanduma gidecek. Referandumda bunun geçme halk olasılığı daha, evet. hiç yok. Bir dolayısıyla hayır diyebilir, yani evet. O öyle bir sandık hizmeti alır ki ondan sonra bir daha hiç iflah olmaz. Dolayısıyla bu Rus ruletini oynayacağını ben zannetmiyorum. O yüzden şimdi bir dilema ile karşı karşıya. İkinci partisiniz. Önünüzde bir genel seçim var. Evet 3 yıl 4 yıl sonra bile olsa. Fakat yapısal bazı sorunlarınız var ve bu yapısal sorunları çözemiyorsunuz. Nedir o yapısal sorunlar? Bir, hayatınıza neoliberal bir parti olarak başlamış, sonra aşırı sağda bir partiye dönüşmüştünüz. Bu evrim içerisinde oylarınız 50'den 30'a düşmüş ve bu arada siz bu yeni yapı gereği artık bırakın Cumhurbaşkanlığına aday çıkarabilmeyi, belediye başkanı adayı yapacak insanlar bulmakta zorlanıyorsunuz ve çıkardığınız adaylar seçmen tarafından beğenilmemiş ve performanslarını gördük. İkincisi, lideriniz çok deneyimli, çok tecrübeli, büyük başarılara imza atmış. Fakat artık yorgun, yıpranmış ve hepsinden de önemlisi bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olması önünde hukuksal çeşitli sorunlar var. Velev ki o sorunları çözebilecek bile olsa, bu parlamentoda tavizler vermeyi, erken seçimi kabul etmeyi falan filan gerektiriyor. Şu konjonktürde ya da toplumsal psikolojinin böyle olduğu, siyasal dengelerin böyle olduğu bir atmosferde o zaten bir başka Rus ruleti. Dolayısıyla kendinizi toparlayıp yeni bir cumhurbaşkanı adayıyla rakiplerinizi yenebilmeniz falan şu an için baktığınızda çok mümkün görünmüyor. AK Parti içerisinde çünkü böyle bir aktör söz konusu değil. Dolayısıyla bir sürü dilemma ile bence bu seçim bir taraftan Türk siyasetine yeni bir umut getirdi. Çünkü artık yeni bir lider var, yeni aktörler var, merkeze oturmuş yeni bir
parti var. CHP bir son bir şeyde CHP uzun yıllar aradan sonra daha doğrusu Türk siyaseti bir yeni merkez parti kazandı. Şimdi dünkü yayınınızda da ben söylemiştim. Bir gecede Türkiye'deki sosyal demokratların oranı %20'lerden %37'ye 38'e çıkmadı. Bu şeyin 37'nin 38'in içerisinde kimler var? Bir, milliyetçiler var, muhafazakarlar var, İslamcı diyenler var, işte Kürt milliyetçileri var falan. Dolayısıyla herkes var. Aslında CHP uzun yıllar aradan sonra, 50 yıllık bir aradan sonra her demografiden, her sosyolojiden, her ideolojiden seçmenleri kendisinde toplamayı başardı. AK Parti bunu uzun yıllar yaptı. Zaten başarısı oradan geliyordu. Şimdi CHP bir merkez parti haline geldi. Bu bir şeyi daha gösterdi bize. Kusura bakmayın çok uzun konuştum. Bunu söyleyeyim. Seçmen bir de çok ciddi bir tercih yaptı. Uçlara gitmeyi savunan partilerin hepsini cezalandırdı. Merkeze gelen partiyi, ki tek başına CHP var aslında orada, merkeze çekilen partiyi de ödüllendirdi. Ve bence Türk siyasetine çok net bir mesaj verdi. Bir dönem evet uçlara savruldu, uçlardaki partileri büyüttü. Fakat artık ben uçlardaki partilerden sıkıldım dedi. Çünkü büyük bir gerilim kaynağı o. Ve biraz daha ben merkezin güçlü olduğu ve merkezde duran bir partiyi büyütmek istiyorum dedi. Ve uzun yıllar aradan sonra ilk kez merkezde duran bir partiyi ödüllendirdi ve onun daha da merkeze çekilmesini önümüzdeki süreçte bence destekleyecek ve teşvik edecek. Ve fırsat verdi elbette. Evet. Seçmenin yaşadığı, hali hazırda yaşadığı sorunlara çözüm üretebilme fırsatını verdi seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Sizlerden birkaç dakikalık bir izin isteyeceğim. Skype bağlantıyla yayına konuk olacak bir isim var, bizi bekliyor. 47 yıl aradan sonra Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi adına ipi göğüsleyen Mustafa Bozbey. Mustafa Bey, hoş geldiniz, hayırlı olsun, tebrikler. Hoş bulduk, hoş gördük sizleri de. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Duyabildiniz mi İbrahim Bey? Bizler de tebrik ediyoruz dedi. Sağ olun. Duyamadım ama çok teşekkür ederim. Pekala. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Biz sağ teşekkür olun. Ederiz vakit sonra ayırdığınız için. Çünkü dünden bu yana epey yoğunsunuz biliyorum. Bekliyor muydunuz demeyeceğim. Çünkü muhakkak böyle bir iddiayla er meydanına çıkan kişi zaten gönlünde yatan aslan o koltuğa oturmaktır. O koltuğa giden süreçte en çok zorlandığınız unsur ne oldu Mustafa Bey? En çok zorlandığımız aslında yalan ve iftiralar oldu. Yani onun haricinde hiç zorlanmadık. Çünkü ben 5 yıldır sahalardayım. Biliyorsunuz 2019'da aday oldum. 2019'da çok küçük bir farkla kaybettim. Evet. Tabii nedenleri vardı. Onun nedenlerini hemen arkadaşlarımızla birlikte 15 gün içerisinde bir rapor olarak kendimize hazırladık. Ve sonrasında hemen yola koyulduk ve 2024 için hazırlanmaya başladık. Daha sonraki süreçte bir tek pandemi haricinde sürekli sahadaydım. 17 ilçemizde bugüne kadar en az, tabii seçim öncesine kadar diyeyim daha doğrusu, en az beşer kere, dörder beşer kere ziyaret ettim. Mahallelerimize gittim, pazarlarımızı ziyaret ettim. Böyle bir çalışma yaptım. Tabii ki parti teşkilatlarını da ziyaret etme imkanı oldu. Hep aynı süreçte defalarca. Böylece bir taraftan da muhtarlarımızı ziyaret ederek onlardan mahalleleriyle ilgili hangi talepler var onları da aldık. Ki bu süreçte 4 kez de muhtarlarımızı ziyaret ettik. 1060 muhtarımız vardı. 1060 muhtarımızda en az 4 kez arkadaşlarımız ziyaret etme imkanını buldular. Zaman zaman bir kısmına da ben iştirak ettim onları. Pekala. Böyle bir 5 yıl yaşadık ve sonuçta tabii ki bundan yaklaşık 3 yıl önce yine aday gösterildim. Yine o zaman o dönemki genel başkanımız Kılıçdaroğlu tarafından. O süreçten sonra sorumluluğumuzu aldık ve devam ettik. Sonra partide bir değişim oldu. Neticede yine genel başkanımız bizi davet etti. Dedi ki adayımız sizsiniz, yola çıkın ve Bursa'yı alın. Dedi. O görevle birlikte il başkanımızla oturup değerlendirmemizi yaptık ve
Ekiplerimizi zaten oluşturmuştuk. 5 yıldan beri çalışan ekiplerimiz vardı AKP Plan'da. Proje ekiplerimiz vardı. Onların hazırladıkları o program çerçevesinde de yola koyulduk ve neticede dün itibariyle Bursa halkının teveccühünü alarak seçildik. Üstelik de farklı seçildik. Bu kadar fark bekliyor muydunuz? Sahaya göre bekliyordum. Çünkü sahada gördüğüm inanılmaz bir teveccüh vardı. Gerçekten yani daha yüksek bile olabilirdi. Bu beklenen bir şeydi. Ama netice bu şekilde sonuçlandı. Ben tüm Bursalılara, oy veren ya da vermeyen tüm Bursalılara yürekten teşekkür ediyorum. Peki sağ şunu sorsam Mustafa Bey, size son olarak vaktiniz kısıtlı, yorgunsunuz da tahmin ediyorum. O yüzden yok, size son... Yok, yorgunluk yok. Harika. Dinamizmi görmek çok güzel gerçekten. Evet. Peki bir imparatorluk başkenti, aynı zamanda bir sanayi şehri. Ve yani örneğin mutfağımıza, Türk mutfağına katkılarıyla gastronomi açısından bile iddialı olabilecek bir şehirden bahsediyoruz. İlk icraat ne olacak? İlk icraatımız tabii ki kentin planı yok. Ve 100 bin ölçekli çevre düzeni planı maalesef 1998'den bu yana yapılmamış durumda. 2020 planı vardı. Seneler 2024, halen daha onunla idare edilmeye çalışıldı. Bu dönem içerisinde yapılması gereken planlar yapılmadı. Yani kentin en az 30 yıl sonrası, 50 yıl sonrası, 100 yıl sonrası planlanmak zorundadır. Hı hı. Bu plan yapılmadığı için de Bursa hormonlu büyüdü ve sorunları katlanarak büyüyen bir kent haline dönüştü. Onun için de trafikten başlayan çevre sorunlarıyla birlikte devam eden birçok sorunu var. Hı hı. İşte bunların önüne geçebilmek için, ki güvenli bir kent de değil. Deprem yönünden baktığımızda birinci derece deprem bölgesi, üstelik de aktif fay hatlarımız var. Bunların yerleri dahi net olarak tespit edilmiş değil. Sadece MTA'nın daha önce hazırlamış olduğu planlar çerçevesinde o hatlar biliniyor ama mikro bölgelendirme haritaları yapılmadığı için bu anlamda da sorun var. Peki. Onun için biz öncelikle bu kentin kent anayasası dediğimiz ve üzerine basa basa söylüyorum, kentin anayasası olacak nitelikte bir çevre düzeni planını kentlimizle beraber yapacağız. Tüm kesimler için alarak. Turizmcisinde, sanayicisinde, esnafında, çocuklarını da, gençlerini de ve akademik odaları da, toplumun tüm kesimlerini, kadınları, çiftçileri ve dahil olmak üzere, hayvancılık yapanları dahil olmak üzere tüm kesimleri içine alan bir anlayışla, katılımcı bir anlayışla bu planı gerçekleştireceğiz. Ve 2050 vizyon planı diyoruz biz buna. 2050, 2075 ve 2100 planlarını da oluşturmayı hedefliyoruz. Yeniden Yeşil Bursa hedef mi diyorsunuz? Tabii, kesinlikle bu çerçevede, bunun altında da, o planın altında işte fay hatları tespit edildikten sonra hepsini, oraları yeşil bantlar oluşacak ve yeniden Yeşil Bursa'yı kazanmak zorundayız ve kazanacağız. Peki, hedefimiz bu. Yeniden Yeşil Bursa. Şunu da sormak isterim. Bir önceki seçimde evet ufak bir farkla kaybettiniz. Bu kez açık ara farkla, evet, kazandınız. 5 yılda bu farkı getiren ne oldu? Sizce seçmen neye tepki gösterdi de size yönelik teveccüh bu kez bu kadar arttı? Şöyle, biraz önce aslında onun başlangıcını yapmıştım. 5 yıldır sahadan hiç kopmadım. Yani insanlarımızın iyi gününde, kötü gününde dahil olmak üzere yanlarında oldu. Hı hı. Ve Mustafa Bozbey zaten buydu. 20 yıl boyunca da Nilüfer'de hem hizmetlerimizle, aynı zamanda da sosyal alanda da varlığımızla Nilüfer'i yönettik ve birlikte, özellikle katılımcı bir anlayışla yönettik. Bu seçimde de bunların taleplerini gördük sahada. Hı hı. Özellikle gençlerden, kadınlardan inanılmaz bir destek var. İnanılmaz destek gördük her yerde. Yani ummadığımız kesimlerden destekler gördük. Onun için fark daha da fazla olabilirdi, yani öyle görünüyordu sahada. Peki. Bu anlamda baktığımızda bizim önümüzdeki süreçte de tabii bu görmüş olduğumuz, ki özellikle çocukları gülümseteceğiz diyoruz biz öncelikle. İşte bunları dediğimiz için ve sosyal anlamda da destekleri de hazırladığımız için, nasıl ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmiş dönemde birçok sosyal destekler yaptılarsa,
Biz de onları örnek alarak emeklimize, çiftçimize, hayvancılık yapana ya da ihtiyaç sahiplerine, öğrencimize, çocuklara süt içirme de dahil olmak üzere ki bunun Türkiye'de başlangıcı Nilüfer'dir. Yani süt projesi Nilüfer'de başlamıştır. Ama daha sonra bakanlık durdurdu. Daha sonra da bakanlık beceremedi açıkçası. 2 ayda kapattılar ama şimdi onu tamamen biz de tekrar Büyükşehir'de başlatacağız. Bunun gibi birçok projeyi de sunmuş olacağız. Bunları da anlattık insanlarımıza. Yani Bursalılar bizi zaten tanıyorlardı. Bu projelerimize de destek vererek işte, trafiği de nasıl çözeceğimizi, yine metro sistemleri getireceğimizi ve trafikle ilgili, ulaşımla ilgili projelerimizi de paylaştık. Çevreyle ilgili projelerimizi paylaştık. Tabii sadece bunlar değil, Bursa sanayi kenti, Bursa tarım kenti, Bursa turizm kenti, Osmanlı'nın başkenti, birçok kültürel değeri var. Bunun yanında hakikaten Bursa yeşil bir kent olması gerekiyor. Yeniden yeşili kazanması gerekiyor. Dağı var, ovası var, denizi var ama yöneticileri olmadığı için, yöneticisi olmadığı için Bursa maalesef yaşanmaz bir kent haline dönüştü. İşte bunları çözmek için yola koyulduk. Bize de Bursalılar inandı, güvendi ve ekonomik olarak da tabii sunduğumuz yine tabloyu da sanıyorum ona da destek verdiler. Ekonominin de etkisi mutlaka olmuştur. Bununla birlikte verdikleri destekleri de bu fark oluştu. Çok teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey, tekrar hayırlı olsun. Sağ ol, çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum tüm orada bulunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Sağlıklar diliyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Bursa'ya da sevgiler ayrıca. Sağ olun. Bursa gülümseyecek, hiç merak etmeyin. Eminiz ama bir yandan da takipçisiyiz. Onu da söyleyeyim. Teşekkürler, sağ ol. Çok teşekkürler Oğul Bey, size dönmek isterim. Bu farkı neye borçlu şu an Cumhuriyet Halk Partisi elde ettiği bu farkı sizce neye borçlu? Ekonomi burada eminim önemli bir gösterge diyeceksiniz ama hangi kesim? Emekliler mi, gençler mi, ev hanımları mı, sabit ücretliler mi? Size göre bu fark nereden kaynaklandı? Şimdi ben şöyle görüyorum. Tabii son kazanılan seçimden sonra ertelenen bir ton zam. Dövizdeki o 19 liradan bir anda bir ay içinde 28 liraya kopuş. Orada ciddi aslında bir devalüasyon var. Bunun akaryakıta etkileri, hayat pahalılığı, kiraların artışı ve halkın aslında o ertelenen hayat pahalılığıyla yüzleşmesi oldu. Yani okul fiyatları ona göre şekillendi. TÜİK %60'larda enflasyonu açıklasa bile gerçek enflasyonun sokakta %120'lere dayandığını, mutfak alışverişi dahil olmak üzere alan, yani hayatın her alanında böyle oldu. İnsanlar zamlarla tanıştı, yeni fiyatlarla tanıştı ve sonra bir kışa girdik. Bizim büyük şehirlerde aslında daha önce hissettiğimiz bir şeyi, evet, belki Orta Anadolu, kırsal, evet, nasıl adlandırırsak, evet, daha geç keşfetti ama maalesef, evet, o acı gerçekle tanıştı mı diyorsunuz? Evet, yani özellikle seçimlerden sonra ciddi anlamda bir ertelenmiş zam furyası başladı. O da hayata birkaç ay içinde yayıldı. Tabi zor geçen kış şartları bunda etkili oldu. Ve tabi Mehmet Şimşek'in para bulamaması. Yani bu 7-8 aylık süreçte ondan büyük beklentiler vardı iktidar kanadında. Ve Mehmet Bey bunu gerçekleştiremedi. Gaye Hanım'ın da katacağı büyük fonlardan bahsediyorlardı. O da olmadı. Finalde Ocak ayında zaten Gaye Hanım bırakmak zorunda kaldı. Ve ciddi anlamda artık Merkez Bankası çok zorlandı ve 20-25 milyar dolar satarak doları 30-32 bandında tutmaya çalıştı. Bir de tabii Sayın Erdoğan'ın çok daha popülist bu sefer davranmadığını gördük. Yani emeklilerle ilgili örneğin çok kritik bir zam kararında açık açık verecek paramız yok, dipsiz kuyu yapamayız gibi bir pozisyon aldı. Zikredilen rakamları yaparsak hiçbir projeyi bitiremeyiz, hiçbir, evet, taahhüdümüzü yerine getiremeyiz, evet, maaşları ödeyemeyiz minvalinde, evet, açıklamaları ve oldu. Şuna dikkat edin, AKP geçen seçimde at başı giderken EYT gibi çok kritik bir kararı almayacağı halde aldı ve çok ciddi milyonlarca insanı emekli ederek orada onu bir stratejik avantaj olarak seçimde kullandı ve kazandı.
Şimdi burada aynı kararlılığı göstermedi. Ve bir de herhalde o EYT'nin yükü de hissedilmeye başlandı, değil mi? Tabii EYT'nin de yükü sadece. Hı hı. Ya şöyle bir durum var. Türkiye'nin problemi ekonomik olarak tek bir şey değil. 4-5 tane problem var. Ve bunların hepsini bir arada yönetmeye çalışan bir iktidar. Daha doğrusu yönetemeyen bir iktidar var. Ondan dolayı işin buraya geleceği belliydi. Yani tamam, Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir teveccüh oluşmuş gibi bir tablo ortada var. Fakat bu safiyane Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir muhalefet yaparak, iktidarı yıpratarak çatır çatır tabiri caizse aldığı bir oydan ziyade halkın iktidar partisine kestiği bir ceza olarak masada şu anda duruyor. Yani çok ciddi anlamda bir uyarı iktidara. Siz böyle devam ederseniz artık sizi iktidarda bile görmek istemiyoruz. Mesajı bu. Ciddi anlamda orada duruyor. Bunun dışında bir siyasi bazı stratejik kararlar da bu skora etki etti. Mesela? Örneğin ortada duran çok ciddi bir Yeniden Refah Partisi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani geçen yılki seçimlerde ittifak yapıp AKP ile meclise giren, oyları 1 veya 2 puan civarı tahmin edilen bir parti bir anda büyük bir patlama yaptı. Yani %6,5, %600 oy artışı anlamına geliyor aslında. Tabii. Ve bu ikinci bir handikap burada. Yeniden Refah'ın aslında direkt AKP tabanından oy aldığı gerçeği var. Yani Yeniden Refah dönüp CHP'ye ya da İYİ Parti'ye müşteri olmuyor. Direkt AKP'nin mutsuz yığınlarına yeni bir umut olarak kendini konumluyor. Başındaki kişi Fatih Erbakan zaten babasının mirasının üstünde. AKP de Sayın Necmettin Erbakan'ın mirasının üstünde. Yani Refah Partisi'nin o %25'lik oluşturduğu, senelerce büyük emeklerle oluşturduğu kitle şu anda AKP'nin elinde gözükürken Yeniden Refah oraya bir giriş yaptı. Anadolu'da çok önemli kentlerde rakip oldu. İstanbul'da ciddi oylar aldı ve görünen odur ki ekonomik sıkıntı devam ettiği sürece bir alternatif olacak. Orada büyüme potansiyeli sonsuz gözüküyor. Evet. Çünkü gelir dağılımındaki bu anormal eşitsizlik o kitlenin, muhafazakar kitlede ezilen kısmın yeni bir adresi çıkıyor. Bir stratejik hata daha AKP yaptı. Şunu söyleyebilirim. Örneğin 17 tane bakanı bir anda sahaya sürdü. Şimdi bu geçmişte denenmiş, siyasette yapılmış hamle. Bunu Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi de yapmıştır. Fakat şöyle bir fark var. O dönemin siyasetinde parlamenter sistem vardı ve bakanlar meclisten çıkıyordu. Tabii. Ve bakanlar meclisten çıkarken de bu seçilen bakanların çoğu kendi yörelerinde falan çok tanınmış insanlardı. Yani bakanlık koltuğunda oturduğunda adam örneğin Trabzon'da zaten lokomotif. Bir tanesi Malatya'da çok efsane bir adam. Biri Konya'da. Yani bunların bir tabanları vardı. Ve bunları siz seçim zamanı sahaya sürdüğünüz zaman skora katkı sunabilecek tanınan simalardı bu adamlar. Şimdi AKP başkanlık sisteminden sonra parlamentoyla bağı koparıp bakanları siyaset bilmeyen, halkta da fazla tanınmayan insanlardan oluşturunca bürokrat veya öyle böyle bu insanların bir organik bağı yok toplumla. Yani sen Dışişleri Bakanı'nı sahaya atıyorsun. Ya adamın bir organik bağı yok. Dayandığı bir seçmen kitlesi yok. Daha önce de bir tabanı yok. Zaten. Evet. Daha önce de MİT Başkanı. En çok toplumla iletişim kurmayan kişi. Kurmaması gereken. Bir anda adam dernek geziyor. Esnafa gidiyor. Yani bu senin hem oy getirmende bir katkı sunmuyor. Hem de karşındaki rakibine de paye veriyorsun. Diyorsun ki bak seni öyle ciddiye alıyorum ki. Ben bütün i̇şte bakanlarımı sağlıyorum. Siz hepiniz ben tek demesine yol açıyor aslında. Burada tabii ki CHP'ye büyük bir avantaj sundu. Yani Erdoğan gibi bu kadar tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir hata yaptığını ilk defa şahit oluyorum. Hiçbir seçimde böyle bir hatasını görmedim. Keza son şunu da ilave edeyim. İYİ Parti'yi kendi yanına çekmesi, DEM'i kendi yanına çekmesi ve bir anda CHP'yi yalnız bırakması seçimde bu siyasi algıyla başarı geleceğini düşündü. Ama o da şurada geri tepti. CHP'nin zaten de sırtında yüktü bunlar. Özellikle DEM halkın gözünde yüktü. Özgür Özel'in gitmesi operacıya falan bunlar hep sıkıntıydı. Bir anda o sıkıntıyı CHP'nin üstünden aldı.
alınca CHP daha özgür tek başına kalmış oldu. Ve geri tepti bu siyasi dizayn. Oy partilerin tabanları CHP'ye oy verirken genel başkanlarını kimse dinlemedi. İYİ Parti'nin %10 son seçimdeki oy oranı %2'lere 3'lere düştü. İstanbul'da 0.6. Burak yani, Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı. 3 tane oy çıktı. Yani kendisi, Burak Kavuncu... Bir arkadaşım espri çocuğu. Yaptı. Allah'tan 2 oy çıkmadı. Aile içerisinde bir de huzursuzluk çıkacaktı diye. Şimdi bir de Burak Kavuncu... Bu bir filmde vardı galiba değil mi? Adam İstanbul İl Başkanlığı'nı 4-5 sene yapmış bir adam. Tabii. Yani İstanbul'a kimi il başkanı yapsan bir 3-5 puan alır arkadaş. Sen İstanbul'la bu kadar başında bulunuyorsun. Sonra 0.5 alıyorsun. Partin 3 alıyor. Sen yani koyduğu adaylar da zayıf. Yani şimdi kendine göre prensler yarattı örneğin Meral Hanım. O prenslerin siyasette karşılığı olacağını düşündü. Ümit Özlale'nin bir ağırlığı var zannediyor. Öyle bir ağırlığı yok ki arkadaş. Türkiye'de onu tanıyan yok. Yani İzmir'e bunlara mesela bu prensleri Ekrem İmamoğlu'nu dahil eder misiniz? Eğer ederseniz mesela orada isabetli görünüyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun farkı Ekrem İmamoğlu ilçe belediyesi kazanıp oradan ile aday olmuş ve siyaset basamaklarını çıkmış. Hı hı. Bu arkadaşlar kafadan genel başkan yardımcısı oluyor. Yani siyasete adım atıyor, merhaba diyor. Bir ilçe siyasetini bilmeden genel başkanı kurmayı oluyor. Şimdi onlar için de yük. Hı hı. Çünkü bir işe bile girseniz hemen genel müdür olamazsınız. Tabii. Yani uzman olursunuz, müdür olursunuz, direktör olursunuz. Olmamalısınız normal şartlarda. Yani benim eski bir patronumun meşhur bir lafı vardır. Birini zehirlemek istiyorsan kafadan genel müdür yap. Ondan sonra görevden ayrıldı, bir daha başka bir görevi kabul edemez. Müdürlük yapamaz. Tabii. Şunu yap. O ömür boyu genel müdür olmak ister. Ve hayatı zehir olur. O tecrübesi de olmadığı için biter. Evet. Şimdi İYİ Parti'de böyle dengesizlikler oldu. Sonra o kurmay kadro kurduğunu sahaya sürdü. Sahada karşılıkları yok. Perişan oldu adamlar. Şimdi işte kurultay murultay bırakacağım diyordu. İşte bırakmak istemiyor haklı olarak. Yani siyaset güzel bir şey, niye bıraksın? İşte ufak bir partide tabela haline dönüştü. Ama dediğim gibi bu seçim analizi yaparken ekonomik yönü ayrı, siyasi hı hı. yönü de ayrı. Hı hı. Eğrisi doğrusuna denk geldi. AKP'nin de yaptığı büyük stratejik hatalarla bu tablo önümüze geldi. Tahmin etmiyorduk. İbrahim Bey etti. Ama bu kadar tabii, örneğin bana deseydiniz Mansur Bey 30 puan fark atacak. Yok artık o kadar değil derdim. Hani 13, 14 derdim ama 30'u tahmin edemezdim. Adıyaman mesela böyle çok şaşırtan yani örnekleri oldu. Yani ezdi geçti o Turgut Altınok denen şahıs, yani herhalde siyaseti bırakır. Yani perişan oldu. Komik aralar. Yorumlar yapıldı. Kiracıları bile oy verilmemiş, oy vermemiş diyenler oldu. O komik ve dün geceden bu yana paylaşılan bazı sosyal medya mesajlarını da ekrana getireceğiz. Sizlere de söz vereceğim ama sözünüzü kesmek istemiyorum. Bir reklama gidelim, kısa bir aramız var. Sonrasında seçim sonuçlarını konuşmayı sürdüreceğiz geniş açıda. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Akıllı fabrikayla da makine duruş sürelerini ve sebeplerini anlık takip edebilir, üretim performansınızı artırabilirsiniz. Araç takip sistemi ile filonuzun konumunu ve rotasını kolayca takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle üretim sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Vodafone.
Bugün Antalya kazandı. Tarlasını alın teriyle süren çiftçi kardeşim. Geleceğe göğüs geren genç arkadaşım. Her gün umuda kepenk açan esnaf kardeşim. Anneler ve babalar, turizmciler, kıymetli emekliler, emekçiler kazandı. Cumhuriyet bizimdir diyenler kazandı. Azimle, gururla 5 yıl daha. Teşekkürler Antalya'm. Annemiz tosttu. Un çat ekmeğiyle şimdi daha çok tatlı oluyor. Ama bence sen de çok tatlısın ya. Hadi beraber söyleyelim. Hadi bir tat, beni tat, un tat. My entrance. My living room. My kitchen. My bathroom. My games room. My library. My palazzo. Annemiz tosttu. Un çat ekmeğiyle şimdi daha çok tatlı oluyor. Hadi bir tat, beni tat, un tat. Merhabalar, ismim Cevat Çamur. Çamur Gayrimenkul firmasının sahibiyim. Sahibinden.com teknolojik anlamda sürekli bize yenilikler sunması bizim için çok büyük bir artı. Sahibinden.com'un yazılımını geliştirdiği Gimbal ile sanal tür çekimlerimizi sarsıntısız, hızlı ve profesyonel bir şekilde çekebiliyoruz. Sahibinden.com'la çalışmaktan çok mutlu olduğumu ifade edebilirim. On binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. Bugün Antalya kazandı. Tarlasını alın teriyle süren çiftçi kardeşim. Geleceğe göğüs geren genç arkadaşım. Her gün umuda kepenk açan esnaf kardeşim. Anneler ve babalar, turizmciler, kıymetli emekliler, emekçiler kazandı. Cumhuriyet bizimdir diyenler kazandı. Azimle, gururla 5 yıl daha. Teşekkürler Antalya'm. Setur'la tatile çıkmanı sağlayacak bir şey duymak ister misin? %50'ye varan erken rezervasyon indirimlerini ek. İster %25'ini şimdi öde, tatilini garantile. İstersen vade farksız 9 taksit fırsatından yararlan. Aradığın tatil Setur. Sandıktan o kadar çok mesaj çıktı ki, yani hangi birini konuşacağız bu akşam, hangi birine süremiz yetecek merak ediyorum. 10 ay önce gerçekten bir ittifak tartışması vardı ve o tartışmanın içerisinde yer alan partiler deyim yerindeyse tarihin tozlu sayfalarına gömüldüler. Seçmen hiçbir ittifaka ihtiyaç duymadan, iradesiyle, sağduyusuyla yaşadığı sorunlar için Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ana muhalefet olarak gördüğü partiye birinci parti olma fırsatını verdi. Gel şehirlerde benim yaşadığım sorunları çöz, bana çözüm üret dedi. Bu çözümleri üretebilecekler mi? Tabii bundan böyle bu önemli bir soru olacak. Hasan Hocam size sormak isterim. Buyurun. Demin Oğul Bey'in bahsettiği bakanların tam saha pres yapması hususu, evet. Sizce seçmen üzerinde adaletsizlik hissini tetikledi ve bu sonuç üzerinde etkili oldu mu? Yoksa bu sadece bir ayrıntı mıydı? Esas neden başka mı? Yok, şöyle, peki oradan başlayalım ama bu bakanların seçim süreci içerisine aktif bir şekilde dahil edilmesi aslına bakarsanız stratejik açıdan fevkalade yanlış oldu. Hı-hı. Ve yanlışlar zincirinin yalnızca bir halkası. Tamamen buna bağlamayacaksınız ama bu çok önemli bir yanlıştı. Çünkü şuradan yola çıkalım, biz aslında tek bir seçim, tek Hı-hı. bir yerel seçim, aslında iki seçim vardı. Bir İstanbul seçimi, evet. Bir de Türkiye'nin seçimi ki İstanbul'un seçimi elbette hem nüfus hem ekonomik ağırlığıyla hem sosyolojik yapısıyla Türkiye'den ayrı bir
seçim olarak düşünülmesi gereken bir süreçti. Ve var gücüyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a asılacağı 28 Mayıs akşamı o günden 31 Mart'ı işaret etmesi de çok netti. Ve doğru adayı bulabilmek için çok zaman harcadılar biliyorsunuz. Ve en sonunda Sayın Murat Kurum'da karar kıldılar. Sahaya çıktı Sayın Kurum ama Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırıldığında o ışığı, o heyecanı, o coşkuyu kendi kitlesini konsolide edip etrafında onu büyütebilecek potansiyeli hayata geçiremedi. Bunun üzerine ister istemez aslında çok da gönüllü olmadan Sayın Murat Kurum'una İmamoğlu'nun karşısındaki zafiyetini giderebilmek, onu daha güçlendirebilmek için ek bir takım araçlara girildi. Bu araçlardan bir tanesi de sizin ifade ettiğiniz bakanların saygımız. Bana göre bu fevkalade yanlış. İki açıdan çok yanlış. Bir neticeye yol açtı. Birincisi Sayın Murat Kurum'un tek başına aday olarak, o lider profilini taşıyan kişi olarak yetersiz kalması ve bakanların onun yanında devreye girmesi şey gibi, mahallede iki arkadaş kavga eder de bir tanesi diğerinden altta kalınca abilerini çağırıyor ya, öyle bir acziyet görüntüsü yaratması açısından fevkalade yanlıştı. Murat Kurum açısından bence çok olumsuz bir netice yarattı. Bir de yani şu çok rahatsız ediciydi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakan dediğimiz insanlar siyasetin içerisinden yetişen, milletvekilliğinden gelinen, o eski bildiğimiz kabine, bakanlar kurulu milletvekillerinden oluşan böyle bir yapı söz konusu değil. Bunlar Amerika'daki, Amerikan başkanlık sistemindeki sekreterler, yani başkan tarafından atanan ve yalnızca başkana karşı sorumlu olan. Dolayısıyla birçoğu siyasetin içerisinden parti örgütünden yetişmiş insanlar değiller. İş insanı siyasetin mutfağında değiller. Tabii. Dolayısıyla hem siyaseti bilmiyorlar hem de siyasetin içerisinde, parti örgütü içerisinde, kendi seçmen kitlesi içerisinde bir özgül ağırlığa da sahip değiller. Dolayısıyla onların sahaya dahil olmasının o kitleyi konsolide edebilme anlamında hiçbir somut katkısı olmadı. Üçüncüsü, bir de rahatsız edici olan şey şu. Örneğin Dışişleri Bakanı sıfatını taşıyan kişiyi siz yerel seçim gibi çok sıradan, aslında normal bir yasal olağan sürecin içerisine dahil ediyorsunuz. Orada esnaf gezisi yapıyor. Yani Dışişleri Bakanı Kuvilemiş diye gelip o istiyor. O esnada Moskova'da mesela terör saldırısı gerçekleşiyor. Ertesi gün gidecek NATO toplantısında, evet. Avrupa Birliği toplantısında, Brüksel'de işte Fransa, Almanya Dışişleri Bakanlarıyla. Ya bu devlet aslında aklı açısından da, devlet geleneği açısından da kabul edilemez bir tutumdu. Neresinden bakarsanız bakın, bakanların bu sürece dahil edilmesi yanlış bir karardı ama ben aslında Sayın Cumhurbaşkanı da biraz anlıyorum. Yapacak bir şey yoktu. Bakın geçen seçimden farklı olarak biliyorsunuz sahaya bizzat var gücüyle inmedi. Hatırlayacaksınız 2019 seçimlerinden önce 39 miting yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. O miting olayına girmedi çünkü çok net bir biçimde kendi varlığının, sahadaki varlığının anti Erdoğan olan, Erdoğan karşılığı olan bütün muhalefet bileşenlerini İmamoğlu'nun arkasında net bir biçimde konsolide edeceğini gördü. Fakat Murat Kurum da o kadar zayıf kaldı ki İmamoğlu'nun karşısında, onu bir biçimde desteklemek, takviye etmek isterken bence çok yanlış bir strateji uyguladılar. Buradan bir noktaya da ulaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz, bu seçim sonuçlarını genelde hep AK Parti üzerinden okuma eğilimi var. AK Parti'ye bir uyarı, AK Parti'ye bir ders. Çok büyük ölçüde haklılık payı var ama yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de özellikle 28 Mayıs'ta seçimi kaybettikten sonraki kurultay süreci ve kurultaydan sonraki doğru adımlarını, şu yerel seçimde adayların belirlenmesinden tutun, kampanyanın yürütülmesine kadar senkronize bir biçimde doğru stratejiyi hayata geçirmesinin önemini de hiç yatsımamak lazım. İkisini birlikte değerlendirmek lazım. AK Parti açısından baktığınızda bugün zaten ben geliyorum diyordu. Bu herhalde %35'te olduğu üçüncü seçimi değil mi? Daha ileri gidemiyor. Yani bir önceki seçimde de aslında insan o zaman hakikaten hayıflanmadan edemiyor. Muhalefet şu yerel seçim öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi şu yerel seçim öncesinde göstermiş olduğu stratejik aklı genel seçim öncesine taşıyabilseydi,
altılı masa gibi akıllara ziyan bir... Nerede? Altılı masanın diğer beşini topluyorsunuz. Şu evvel seçimde %2'yi bulamıyorlar yahu. Hocam, nasıl bunların üzerinde bir şey inşa edebiliyorsunuz? Bir onu hatırlatmak istiyorum size. Yani bunun üzerine konuşabilirsiniz diye. Ali Babacan'ın Ağustos 2023'te katıldığı bir televizyon programındaki cümlesi bugün X'te karşıma çıktı. CHP'nin kendi başına bir seçime girip kazanması mümkün mü? Hayal mi görüyorsunuz? Demiş. Evet. Evet, gelinen nokta bu. Şimdi ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetiminde o zaman o genel seçimlere ilişkin o stratejiyi kurarken aslında ne kadar ciddi bir hata yaptığının, evet, aday belirlenme sürecinde nasıl ciddi yanlışlar yapıldığının, evet, bu başarı 10 ay önce de yaşanabilirdi. Bunu bu açıdan hayıflanmamak gerekir. Sadece 10 ayı değil, önümüzdeki 4 yılı da kaybetmeyebilirdi bu anlamda muhalefet. Evet. Fakat elbette ki AK Parti'nin netice itibariyle bugün geldiği noktada çok net bir uyarı aldı hakikaten, hı hı hı, seçmenden ve çok ağır yaralı olarak bu yerel seçimlerden çıktığı aşikar. Ha, bundan sonra toparlayabilir mi? Fevkalade zor gözüküyor. Çünkü AK Parti artık gelip tıkandı bir noktadan sonra. Yeni bir hikaye yazamıyor. Yeni bir umut oluşturabilecek, yeni bir dalga yaratabilecek olan o enerji eksik. Onu bir şekilde oluşturamıyor. Bir lider kültüne dayalı olarak, salt onun üzerine abanarak da bir noktadan sonra işte bugün olduğu gibi tıkanıp kalıyorsunuz. Önümüzdeki süreçte bu artık çok yorulduğumuz, bıktığımız bu seçim ekonomisi düzeninin ortadan kalkacağı ve içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazın acı gerçekleriyle 85 milyon olarak toplumun her kesiminin ne yazık ki çok daha derin bir biçimde yüzleşeceği gerçeğini de hesaba kattığımızda bu süreçte AK Parti'nin ben toparlanarak yeniden o eski şaşalı günlere dönebilme ihtimalini çok yüksek görmediğimi ifade etmek istiyorum. Müsaade ederseniz iki cümlede muhalefetle, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili söyleyeyim. Hani bir reklam var ya sigarayı bırakan kampanyalara. Sigarayı bıraktım, bu kadar mı fark eder diyor. Ha. CHP kuruldayı, işte tam da bu. Değiştim, bu kadar mı fark eder? İşte bu kadar fark edermiş. Bunu çok net olarak gördük. Bakın, diğer muhalefet... Gençleştim birleşiyor vallahi diyor ya. Evet, hakikaten gençleştim, bu kadar fark etti. Diğer muhalefet bileşenlerin hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu bu yüzleşmeyi yapamadı. Yerel seçim, genel seçimden çok büyük bir yenilgiyle. Hem parlamento anlamında hem cumhurbaşkanlığı anlamında yenilgiyle çıkıldı. Cumhuriyet Halk Partisi buna ilişkin öz eleştiği geliştirebilen tek parti oldu. Bunun sorumlusu olarak görülen eski yönetim tamamen kurultayda devre dışı bırakıldı. Yeni yönetim, yeni bir heyecan, yeni bir umut, yeni bir coşku ki en çok ihtiyacınız olan şey. Bakın bugün neyi konuşuyoruz? Bu seçim neticesinde iktidar yanlıları sürekli olarak şunu söylüyorlar. Evet, yaşanan ekonomik darboğaz başta olmak üzere birçok nedenden dolayı biz seçmenimizi sandığa getiremedik. Ki rakamlar da bunu söylüyor. 2019 seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oy 20 bin milyon küsürüzken bugün 12 milyon küsüre düşmüş. Nerede o insanlar? Gelmediler çünkü %88'lerden %78,5'a düşüyor 10 ayda katılım aslına bakarsanız. Fakat aynı gerekçe çok daha güçlü bir biçimde muhalif seçmen için de geçerli. Siz 10 ay önce o kadar yükselmişken bu sefer bitti, bu sefer değişiyor derken adeta yüksekten yere çakılmışsınız. Psikolojik olarak son derece olumsuz bir... Asla sandığa gitmeyeceğim diyor çevrenizdeki herkes. Ama işte o bir kurultay var ya, onun yarattığı o umut dalgası, ardından yapılan doğru işler, bir de ben bunu hep vurguluyorum, İmamoğlu liderliği diye bir şey var. Bunu kimse yadsıyamaz. O ne yazık ki Türkiye'de şöyle, benim arzu ettiğim bir şey değil. Keşke bizim ülkemiz lider temelli değil de plan, proje ve kadro temelli bir siyaset üzerine inşa edilebilse, ama değil. Bir lider çıkıyor ve o lider o siyasi düşüncenin, o görüşün taraftarı, kaderini değiştirebiliyor. Tayyip Erdoğan'ın önünden bunu çok net olarak biliyoruz zaten. İmamoğlu öyle bir geleceğe ilişkin, kaderi değiştirebileceğine ilişkin bir liderlik olgusunu topluma benimsetti ve bütün muhalif seçmeni
10 ay önce o yüksekten düşen, bir daha asla sandığa gitmeyeceğim diyen insanları neredeyse yekun halinde, füresiz bir biçimde sandıklara sahip çıkmaya yöneltti. Yeni CHP yönetiminin belki de en büyük başarısı bu. Ve bunun neticesini hiçbirimizin aslında seçimden önce öngöremediği geniş ölçekte, geniş kapsamlı ve çok güçlü bir yansıma olarak sandıkta gördük. Bu tartışmasız bir başarı. Hakikaten muhalif seküler kitlenin belki de ömrü hayatında 77 seçimlerinden bugüne kadar gördüğü en büyük başarı. Ama koyalım. Bakın 77 yılında o başarı kazanıldı ama ondan sonra 12 Eylül sonrasında olay bitti. 89'da siz bunu kazandınız. 91 genel seçimlerine bunu taşıyamadınız. Hı hı. Daha çok yine 2019'da 25 yıl sonra İstanbul'u aldınız, Ankara'yı aldınız. Ama 2023 yerel seçimini, genel seçimini alamadınız. Eğer bugün 2024 31 Mart'ta elde edilen bu başarı, hı hı, doğru şekilde değerlendirilen muhteşem bir fırsat geçti. Tarihi bir fırsat geçti ama bizim geçmişimiz çok zor ve uzun aralıklarla elde edilen bu fırsatların heba edildiği örneklerle dolu. Hı hı. Dolayısıyla bu fırsatın heba edilmesi gibi bir lüks yok. Yapılması gereken bu Türkiye'nin dört bir yanında elde edilen, İstanbul'da 25 ilçede elde edilen bu başarının sosyal belediyecilik ile, halkçı politikalar ile desteklenmesi. Çünkü şöyle çok önemli bir nokta var Simgehan, bunu da belirtmeye müsaade buyurun. Lütfen çok uzattığım farkındayım ama ifade edeyim. Artık yerel seçim, AK Partili dostlarımız hep seçimden önce diyorlardı ki efendim bu bir yerel seçim, muhalefet bunu bir genel seçim haline getirmek, işte enflasyon, hayat pahalılığı üzerinden halkın bunu okuması için çalışıyor. Böyle okumak zorundayız zaten. Ama çünkü bir yanda da kendileri Gazze'yi örneğin dile getiriyor. Çok büyük herhalde yanlış, kendi içerisinde yanlış evet, bir stratejiydi ama yerel seçim artık belediye dediğiniz o yerinden mekanizma, yönetim biriminin görevi sadece çöp toplamaktan, su dağıtmaktan ibaret değil. Bugün belediye merkezi yönetimin zafiyet yaşadığı her, gösterdiği her alanda vatandaşa destek olmak evet, yükümlülüğü altında. Ve dikkat edin, Sayın İmamoğlu özellikle stratejisini çok büyük ölçüde kent lokantaları üzerine kurdu. Çok basit aslında, çok sıradan bir şey. Büyükşehir bütçesinin içerisinde belki de en düşük kalemi olan ama o kadar büyük bir etkisi var ki. Aynı şekilde 200 binden fazla çocuğa halk süt götürülmesinin o kadar büyük bir etkisi var ki. Çalışan genç anneler için o kreşlerin açılmasının ve onlar için onların üretime, istihdama dahil edildiğinin gösterilmesi. Sosyal belediyecilik bu. CHP'nin elde ettiği bütün belediyelerde İmamoğlu'nun bu 5 yılda yapmış olduğu işin daha da geliştirilerek, askıda fatura mesela muazzam bir olay. Tüm bunların daha da geliştirilerek büyük ekonomik sıkıntı darboğaz altındaki halka dokunmak lazım. Peki. Onlara destek olduğunu göstermesi lazım. Bu başarılabilirse o zaman 2028 genel seçimleri için muhalefetin umutlanmasına yönelik çok fazla sebebimiz olacak. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren bir kavram oldu. FOMO diye kısalttılar. Fear of missing out. Bir şeyleri kaçırmaktan korkmak diye özetleyebiliriz. Dün gece gerçekten mesela ben bunu yaşadım. Uyumak istiyorum ama bir FOMO geliyor bünyeye. Bir şey mi kaçırıyorum? Acaba şu an bir yerlerde bir şeyler oluyor mu diye. Ve gerçekten sosyal medyada harika paylaşımlar vardı. Hocam size söz vermeden 3-4 tanesini tabii, bir hatırlayalım, hatırlatalım istiyorum. Sosyal medyadaki gözümüze çarpan, güldüren, eğlendiren paylaşımları bir hızlıca ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Gerçekten politik mizahın da bu arada herhalde yükselişini yaşıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da bir tek Sultanbeyli bu haliyle haritada sarı turuncu renkte kaldı ve etrafı sarıldı, teslim ol Sultanbeyli dedi kullanıcılar. Bir diğerine bakalım. Batman'da büyük bir gerçekten başarı elde etti Gülistan Sönük. Üstelik en yüksek oy oranına ulaşan belediye başkanı oldu. %64.52 ile onun ardından Mansur Yavaş geliyor. Batman esprisinden Batwoman'a evrildi.
şehrin ismi. Bir diğerini görelim. Ah, Erik Dalı herhalde bugünün en çok konuşulanı. Etimesgut'un Çiçeği Burnu'nda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun performansı. Dinleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Bunun görüntüsü var mı? Bir dinleyelim. Erik Dalı oynadı. Eğlenmeye de çok hasret kalmışız. Bu seçimde bunu hatırladık. Tekrar gördük ki şöyle doya doya kutlama yapmaya çok hasretiz. Behzat Ç. Namı diğer Behzat Ç. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı seçilmesinin mutluluğunu, tadını böyle çıkardı. Bir diğerine bakalım arkadaşlar. Sosyal medyada yine çok konuşulan. Aslında seçim öncesinde sokak röportajlarında o kadar güzel isimler üretti ki vatandaşımız. Onlardan biri Ekrem İmaroy'du ve Sayın İmamoğlu da kişisel hesabından bu pankartı paylaştı. Milan Kurum diyen oldu, Ekrem İmaro diyen oldu. O kadar çok İmam Hatipoğlu diyen oldu. Yani harika sokak röportajları vardı. Onlardan birine gönderme. Şimdi sonuncusu, biraz üzerine konuşalım istiyorum Behlül Bey size gelirken. Özür dilerim, bu bir tane daha var. Alper Gezer Avcı'nın uzaydan çektiği Türkiye fotoğrafı. Kıpkırmızı Türkiye fotoğrafı. Ya sadece bakanlar değil aslında. Astronotumuz da sahadaydı, onu da unutmamak lazım. Uzaydan bir indi, pir indi yani, öyle diyelim. Ve son görüntümüz galiba, değil mi? Bu AK Parti Afyon Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın çok lüks bir araçla seçim çalışması yapması. Şimdi köfteci polemiğini hatırlatmak istiyorum bu noktada. AK Parti'nin kendi içinden çıktığı tabana yabancılaştığı yönünde yorumlandı bu fotoğraf. Kendi tabanına, kendi sosyolojisine yabancılaştığı, halktan koptuğu yönünde değerlendirme yapılıyor. Behlül Bey, belki buna bir iki kelam edersiniz. Tabii, sadece tabii. Bu değil elbette aslında. Açılışta söylediğim gibi yani devlet kadrolarının altındaki o çakarlı araçlardan koruma ordularına, devletin asla küçülmeyip, asla tasarruf etmeyip bunu hep vatandaştan beklemesine bir çifte standart var. Buyurun. Şimdi Afyon özelinden gelmesi çok anlamlı oldu. Çünkü ben orada CHP adayı, hı-hı, Burcu Köksal kazanmadan bu... biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ile ve Özgür Özel'le bir takım, evet, diyalog kurulmadan 10-15 gün önce ben kendim Eskişehir'im ve Eskişehir'deki akrabalarımla nasıl gidiyor seçim atmosferi diye arayıp konuşuyordum. Orada Eskişehir'deki bir akrabam, kendisi esnaf ve sanayide yedek parça dükkanı var. O bana dedi ki, ya Eylül dedi, Afyon'da CHP çok iyi götürüyor dedi. Ben dalga geçiyor zannettim gerçekten yani. Değil mi? Abi kafamı buluyorsun benimle ya yani. Afyon yani. Bildiği, hepimizin bildiği yer. Yok yok dedi ya. Kadın gayet iyi götürüyor. Allah Allah dedim. Ben yerel medyayı takip etmeye başladım. Şimdi şu görüntüyü görüyorsunuz. Yani, hı-hı, fırsatımız yok da ama Burcu Hanım'ın şeyini izleseniz, kampanya görüntülerini, halkın içinde, hı-hı, ve hiç bu şekilde fotoğraf vermiyor. Ve zaten son derece üstenci bir fotoğraf tabii. Yani. Padişahım halkı selamlıyor gibi bir görüntü bu. Orada seçilen taşıdığın da konumu, tabii, ve şeyi yani dört, tabii, çeker ve şeyi de onu çok sembolize ediyor. Şimdi Afyon'da Burcu Köksal %50 oy aldı. Evet. Bu Türkiye'de gerçek anlamda bir depremdir siyasi anlamda. Şimdi bunu tabii daha önce bu tip örnekler var Türkiye siyasetinde. İşte Tanju Özcan Bolu'da, hı hı, benzer bir başarı gösterdi ama istisnai bir örnek değil bakın Afyon. Yanı başında Kütahya, hı hı, 1977'den itibaren CHP'nin yakın döneme kadar İYİ Parti ile ittifak yaparak sadece milletvekili, hı hı, çıkardığı bir yer. Son derece milliyetçi, muhafazakar bir bölge. Orada belediye başkanlığını aldı. Ben Eyüp Başkan'ın da kampanyasını çok yakından takip ettim. Son derece başarılı bir kampanya yürüttüler. Geçelim Uşak. Manisa'nın hemen tamamını aldı. Balıkesir'de, hı, rekor oy. Denizli, Merkez Sağan Kalesi oraya aldı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin sosyal ve siyasal yapısında önemli bir değişime işaret ediyor bu seçim. Ve CHP'nin, Sayın Hocam benden önce anlattı, bu değişimi iyi okuduğunu ve yakaladığını düşünüyorum. Mesela kilise gitmesi, hı hı,
Özgür Özel'in. Yani niye gidiyor kilise diye düşündüm ben. Demek ki oradaki işaretleri, sinyalleri çok iyi okumuşlar. Doğru adaylar göstermişler. Keza geçelim Kastamonu, Bartın, Amasya, Giresun, Adıyaman. Yani çok önemli yerlerde çok ciddi dokunuşlar yaptığını görüyoruz. CHP'nin ve bu da başarıyı getirdi. Ancak burada bu değişim ve başarı, yani takdir edilmesi gereken bir siyasi başarı bu. Ancak bunun altını çizdikten sonra CHP'yi bekleyen bir takım sorunlar ve tehlikelere de dikkat çekmek istiyorum ben. Çünkü 1989 seçimleri ve arkasından gelen 91 ve 94 yenilgisi sosyal demokrat CHP kitlesinde büyük bir travmadır. Evet. Yani bunu sürekli 89 konuşulur ve arkasından yaşanan travma konuşulur. Şimdi CHP'de bir değişim var. Ancak 6 ayda parti örgütünü değiştiremezsiniz. CHP üst yönetimi değişti. Fakat partinin ciddi sorunları devam ediyor. Zaten değişmesi de beklenemez bu kadar kısa zaman içinde. Önümüzdeki dönemde öncelikle bu 89'dan sonra yapılan hatalardan dersler çıkartılarak ve bu seçim bölgelerindeki başarılar çok iyi analiz edilmesi lazım. Yani nerede doğru yaptık, nerelerde eksik bıraktık. Bu CHP'nin atması gereken öncelikli bir adım. İkinci adım, bence örgüt ve teşkilat yapısının baştan aşağı komple değişmesi lazım. Yani evet, Sayın Hocam benden önce söyledi, CHP genel başkanını seçim yenilgisinden sonra değiştirmiş. Tek partidir Türkiye'de, doğru. Bakın MHP 60 yıllık parti, 2 tane genel başkanı var. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu 5 seçim yenilgisi sonrası ancak değiştirebildi ki o kurultayda 10 delege Özgür Özel'e değil Kılıçdaroğlu'na vermiş olsaydı çok başka bir tablo konuşuyor olacaktık. Yani doğru. Kolay olmadı bu değişim. Yani bakın İstanbul'daki 14 belediye başkanı da değiştirildi Ekrem İmamoğlu tarafından. Niye? Çünkü hepsi gittiler Kılıçdaroğlu'nu desteklediler. Yani kendi koltuklarını Türkiye'nin ve İstanbul'un geleceğini ön plana aldıkları için. Evet, yani bu inanılmaz bir şey. Yani örgüt ve teşkilat yapısına bakarsanız İstanbul gibi göz önünde olan bir şehrin 14 ilçe belediye başkanı da hayır dediler. Yani değişim olmasın. Bakırköy'de örneğin yaşananları tabii, hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Ondan sonra TGRT gibi bir takım kanallara çıkarak Şükrü Genç'in yaptığı falan. Tabii. Bunlar yani demek ki bu partinin örgüt ve teşkilat yapısında ciddi bir sorun var. Ve bunun 6 ayda değişmiş olması imkansız. Doğru. Tepe yönetiminde değişiklikler var ama örgüt ve teşkilatta hala ben ciddi sorunların devam ettiğini biliyorum. Yakın. Dolayısıyla CHP'nin atması gereken öncelikli adımlar bu büyük başarı. Ancak bu büyük başarının ileriye taşınması gerekiyorsa teşkilatın, örgütün halka açılması gerekiyor. CHP hali hazırda yine kapalı bir teşkilat ve örgüt yapısına sahip. Mesela üye sayısının mutlaka artırılması, gençlere, kadınlara daha fazla yer verilmesi gerekiyor. CHP'yi bekleyen sonra gelelim AK Parti ile ilgili, Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili sorunları söyleyeceğim. Şimdi Sayın Erdoğan beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama siyaset bilimi ve kamuoyu yoklamana çok önem veren bir siyasetçidir. Bakın 1994 seçimlerinde kazandığı, Refah Partisi'nin İstanbul'u kazandığı seçimlerde Sayın Erbakan, rahmetli Erbakan, ANAP'tan gelen Acı Coşkun'u aday göstermek istiyordu. Çünkü merkez sağdan bir figür gelsin ve İstanbul'u bununla alalım diyordu. Sayın Erdoğan buna karşı çıktı, dedi ki ben Acı Coşkun'dan kamuoyu yoklaması yaptırdım. Bakın sene 94. Kamuoyu yoklaması yaptırdım, Acı Coşkun'dan oylarım daha fazla çıkıyor. Ve yaptılar, hakikaten daha fazla çıktı, gösterdim bunu. Parti yönetimi ikna etti, 94'te girdi seçimi aldı. Şimdi Sayın Uslu benden çok daha iyi biliyordur. Yıllardır sürekli kamuoyunu okur, ölçer, gerekiyorsa geri adım atar. Fakat bu seçimde inanılmaz yanlışlar yaptıklarını görüyorum. Yani İşte burada halktan koptu yorumunu aslında birazcık. Şimdi bakın hatırlamak sürekli manalı. Ana akım medyaya çıkan bir araştırma şirketi, iktidara yakın bir araştırma şirketinin bugün Twitter hesabında sabitlediği tweet Muğla'da AK Parti'nin %50'nin üzerine oy aldığını gösteriyor. Anadolu'da herhangi bir kahveye girseniz deseniz ki AK Parti Muğla'da %50 oy alacak, siz deli diye o kahveden atarlar. Bu kişi Sayın Erdoğan'a akıl veriyorsa zaten bu sonucun aksi bir sonuç çıkması mümkün değil. Sayın hocam anlattı. Eski MİT Başkanı ve şimdiki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Sarıyer'de seçim kampanyasına götürüyorlar. Garip bir örnek. Yani Dışişleri Bakanları kampanya katılmaz ama götürdünüz. Sarıyer'de AK Parti seçimi %20 oydan çok büyük bir oy farkıyla kaybetti. Bunun istihbaratını eski MİT Başkanı bilmiyorsa, almıyorsa... yani kafa kafaya giden bir son günde kafa kafaya giden bir yere götürmeniz beklenir. Zaten kaybettiğiniz bir ilçede eski genelkurmay başkanını ve eski MİT başkanını yemişçilerde dolaştırıyorsanız siz bir şeyleri çok ciddi hata yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz demektir. Belki onların karizmasına güvenmiş olabilirler mi?
güveniyorlarsa o zaman kafa kafaya mesela Pendik'e götürseler anlayacağım. Hayır işte yani Bahçeli... o farkı kapatmak adına onların karizmasına güvenmiş olabilirler. Yok yani mi? Siyaset biliminde şimdi İbrahim Bey benden daha %20'lik farkı yani şapkadan tavşan çıkarsınız da kapatamazsınız. Yani mümkün değil o. Yok öyle bir şey. Hele bir metropolde yani. Tabii yani %1 bile çok zor. Yani 0.5 belki bir oynama yaptırılabilir son günde yapılacak şeyde. Adalet ve Kalkınma Partisi için daha da büyük ideolojik ve siyasi sorun MHP ile yaptığı ittifak. Bakın MHP bugün %5 alan bir parti. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. İdeolojisi çok derece köşeli bir parti. Adalet ve Kalkınma Partisi gibi catch all parti dediğimiz her taraftan oy alabilen bir partinin MHP gibi ideolojik ve kemik bir partiyle yaptığı ittifakın faturasını ödüyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılından beri en büyük iddiası biz 7 bölgenin her tarafından oy alıyoruz. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Ege bölgesinde yok. Hiçbir evet. şehir merkezini kazanamadı. Evet. Marmara'da, Marmara Denizi'de sadece Kocaeli'nden çıkıyor. Onun da İzmit ve Koramürsel'i de kaybetti ilçe belediyelerini. Marmara'da da yok. Sadece Düzce, Sakarya ve İzmit'e sıkışmış durumda. Batı Karadeniz'i kaybediyor. Yani bunlar çok... Akdeniz'de hiçbir yerde yok Isparta dışında. Hatay'ı zor aldı. Adana ve Mersin ilçe belediyeleri. Hatay'da da Lütfü Savaş'ta ısrar edilmeseydi tabii, tabii. muhtemelen orada sonuç farklı olurdu zaten. Büyük hatası zaten. Var. Tabii ki. Onu da teslim etmek lazım. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ile yaptığı ideolojik ittifakın faturasını ödüyor bugün. Şimdi siz vatandaşınıza bu ülkenin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne CHP PKK terörle eşleştirirseniz ve bu MHP söylemidir, soğuk savaş söylemidir bu. CHP'yi terörist derseniz bugün gidip Afyon'da %50 veren, Kastamonu'da %40 veren, Amasya'da %40 veren gidip o seçmene siz PKK'ya oy verdiniz dersiniz. Hadi çıkın diyebiliyorsunuz deyin bakalım bu seçmene. Kütahya'daki seçmene siz PKK'yı seçtiniz deyin bakalım hadi. Diyebiliyor musunuz? Diyemezsiniz bunu. Bunun faturasını ödüyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Eğer bu ideolojik yalan, iftira, montaj, hain, terör, bu kutuplaştırıcı polarizasyonu seçmen açık ve seçik net reddetti. Dedi ki bu ülkenin kurucu bunu ama partisine... Bunu önce reddetmiyordu hocam. Niye şimdi reddetti? Aslında Kemal Kılıçdaroğlu gibi bence son derece hatalı bir figür bile %48 oy aldı geçtiğimiz seçimde. Yani orada da bence seçmen, bu muhalif seçmen bu argümanı satın almalı. Ama burada bu seçimde yani çok kritik iller yani Afyon, Kütahya, Kastamonu da Cumhuriyet Halk Partisi alıyorsa seçimi orada şapkayı önünüze koyup ben bu ülkenin kurucu partisini nasıl terörle eşleştiririm diye bir kendinize sormanız lazım. Eğer bu şeyde akılda giderlerse o vilayetlerin sayısı artacak kaybedecekleri. Seçmen dolayısıyla ben kardeşim benim ekonomik sorunlarım var, sosyal sorunlarım var. Bana bu montaj, iftira kampanyasıyla gelme dedi. Bu argümanı satın almadı. Buradan bir ders çıkaracaklar mı? Onlar kendi bilecektir iş. Ben kendi burada yorumumu yaparım. Merkez parti olmayı İbrahim Bey'in söylediği çok önemsiyorum. Çünkü CHP'nin bir takım, bir kesim, CHP'den beklentisi sol parti kimliğine bürünmesi ve gerçek anlamda bir sol siyaset uygulaması. Şimdi bunun dünyanın geldiği nokta içinde ciddi sorunları var. Demin Mustafa Bey'i dinledik. Bursa'da belediye başkanlığını kazanan. Şimdi çok önemli bir şey söyledi. 5 yıldır ne yaptınız diye sordunuz. Dedi ki pazar gezdim, çarşı gezdim, muhtar gezdim. Şimdi sol bir parti olsa, yani sol bir siyaset yapılabilecek, sınıf siyaseti yapılacak bir taban ve zemin ve siyasi konjonktür olsa der ki ben sendikalarla görüştüm. Sivil toplum örgütleriyle görüştüm. Türkiye'de sendika yok. Dünyada kalmadı böyle bir şey. Yani maalesef sınıf siyaseti uygulayacağınız, yoksul kesimlere ulaşacağınız yani bir sol parti sendikalarla siyaset yapar. Yani bunun başka bir yolu yok. Yok. Dünyada, kitabı bilgi bu yönde olsa da artık... Artık yok. Bunu yapabilirsiniz. Pratik başka. O zaman ne yapacaksınız? Daha merkeze getireceksiniz CHP'yi ki CHP zaten kuruluşu itibariyle solda kurulmuş bir parti değil 1923'te kurulduğunda. Merkez parti Türkiye'de CHP. Keza ortanın soluna çekildiği 1965'te de CHP'nin ortanın soluna çekilmesinin sebebi sosyalizmin karşısına bariyer olmak tipin yükselişine karşı. Ve dünyada inanıyor sorular niye partiyi ortanın soluna neden çektiniz diyorlar. Kime örnek aldınız diyorlar. Biz diyor Roosevelt ve New Deal politikasını
örnek aldık diyor. Türkiye'de, dünyada solu Amerika'dan örnek alan tek ülke Türkiye. Yani ya, dolayısıyla hani CHP'nin ya da sol bir partinin eğitim seviyesi yükseldikçe daha fazla oy alıyor olması da yine ya, Türkiye'ye özgü durum. Dolayısıyla yani, CHP'nin sola kaymasında bile antikomünizm çok etkili. Yani bu bağlamda merkez partisi olması CHP'nin bence fabrika kuruluş ayarlarına dönüşü demek. Hı hı. Ama dediğim gibi orada da ciddi sorun sinyalleri var. Yani bunu yapabilmesi için teşkilat ve örgüt yapısını değişmesi halka lazım. Ve kitleleri açması gerekiyor. Peki. Şimdi az önce iktidara yakın bir kamuoyu araştırmacısından bahsetti Behlül Bey. Biz de biraz iktidara yakın, ziyadesiyle yakın, kapı komşusu diyebileceğimiz başlıklara bir bakalım dedik. Manşetlere bir bakalım dedik. Artık Türkiye'de şöyle bir şey maalesef yaşıyoruz. Türkiye'de yaşanan bir şeyle ilgili sağlamayı yurt dışındaki basın nasıl görmüş ona bakarak yapıyoruz. Biz önce bir Türkiye'de nasıl yorumlanmış bakalım, sonra da dış basında bakalım. Seçim sonuçları ile ilgili ne denmiş? Seçmenden AK Parti'ye mesaj. Neyin mesajı? Belirsiz. Sadece böyle nötr bir ifade kullanmış Yeni Şafak. 31 Mart bizim için dönüm noktası ifadesine yer vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasından bir alıntı. Millet İttifakı CHP'de devam etti ifadesini de görüyoruz. 8 şehir MHP'nin ama mesela kaç şehir CHP'nin onun yanıtı yok. Olsun. Canları sağ olsun. Akşener'e istifa çağrısı, deprem bölgesinde dengeler değişti gibi diğer başlıkları da görebiliyoruz. Hürriyet gazetesinin manşeti yine bir alıntı ama bir yandan da bir teselli gibi her olanda bir hayır vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine yer veriliyor. Yıllar sonra gelen şehirler kime gelen? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Sandığın mesajı ifadesi kullanılmış İstanbul, Ankara, İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin elde ettiği galibiyetlerle ilgili ve Özgür Özel'in %25'lik tavanı tuzla buz ettik ifadesine de göbekte yer verilmiş. Sabaha bakalım, sürprizlerle dolu bir seçim ifadesi kullanılmış. Demokrasi kazandı. Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etti diyen Erdoğan'ın 85 milyona seslendiği ifade ediliyor. Yani seçim sonuçları yok ama Erdoğan'ın açıklamaları var. Öyle okuyabiliriz bu ana ilk sayfayı. Her gün yaptıklarını yaptılar yani. Efendim? Her gün yaptıkları şey yaptılar. Evet. Sayın Erdoğan'ın mesajlarına yer verdiler. Evet, seçim ama konu yok. Vermediler. Yani konu yok, konudan bağımsız mesajlar. Biraz şeyi hatırlatmıyor mu İbrahim Bey? Eski bir Milli Eğitim Bakanı demiş ya, şu okullar olmasa Milli Eğitim çok güzel yapacağım. Hani burada da sadece Erdoğan'ın mesajları var ama konu ne? Sorun ne? Onun yanıtı yok. Akit bekleneni yapmış. Belediyeler kirli ittifaka teslim demiş. Şimdi aslında burada vatandaşın verdiği mesajı almama konusundaki ısrarı görüyoruz. Bazı sokak röportajlarında özellikle Kürt seçmen diyor ki ben AK Parti'ye oy verdiğim zaman iyiyim de örneğin CHP'ye oy verdiğim zaman mı terörist oluyorum? Yani bunu kulaklarımızla defalarca dinledik. Eminim bu stüdyodaki herkes bu ve benzeri sokak röportajlarındaki haklı isyanı görmüştür. Ama belediyeler niyeyse kirli ittifaka teslim Akit gazetesine göre. Niye olduğunu biliyoruz da işte. AK Parti'nin... Bir için... de AK Parti için oylarını korudu ifadesi sayfanın eteğinde görebiliyoruz. Sonuçlar bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır. Yine AK Parti ile ilgili bir temenni olarak yorumlanabilecek bir başlığı gördük. Bu seçim mağlubiyetinde AK Parti ile ilgili gerekçeler sıralıyoruz ya. Bir bunun etkisi var mı İbrahim Bey? Evet, yani bence... Yani biz hep diyoruz ya, özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Biraz daha netleştirmek adına soruyu aslında. İşte iktidara yakın medyaya baktığınız zaman Türkiye büyüdü, Türkiye ekonomisi büyüdü. Dış ticaret açığı azaldı vesaire gibi. Yani manipülatif bazı istatistiklerin gerçekten aklımızla dalga geçercesine çarpıtıldığı haberleri görüyoruz. Bu manşetler, o haberler de bu sonuçta sizce etkili mi?
Bence kesinlikle etkili çünkü evet yani bir yankı odası var, bir propaganda mekanizması var. Ve o propaganda mekanizmasının ki yani Türkiye'deki iletişimin çok büyük bir şeyini kontrol ediyorlar. Ve fakat gelin görün ki AK Parti medya üzerinde büyük bir kartel kurduğu günden bu tarafa düzenli oy kaybediyor. Yani böyle de bir garip çelişkisi var. 2015'lerden sonra medya üzerindeki gücünü tesis etti yaklaşık olarak. İşte 2015'ten bu tarafa da bir seçim hariç, o da 1 Kasım seçimleri, hormonlu bir seçimdi. Girdiği bütün seçimlerde AK Parti oy kaybetti. Ve üstüne üstlük yani öyle böyle oy kayıpları değil. 2015 7 Haziran'ında 50'den 40'a düştü. Sonra tekrar 40'tan 50'ye çıkınca sorun çözülmüş gibi oldu. Oysa ki o zaman ben kendilerini uyarmıştım. Şimdi oy oranı %50, başarılı bulanlar %33. 17 puan Kerhen oy vermişti. Niye o arada yaşanan toplumsal travma yüzünden? Tabii, güvenlik kaygısı nedeniyle, beka kaygısı sonra nedeniyle. Sonra referandum oldu. Referandumda toplam 51,5 aldılar. Oysa ki AK Parti MHP'nin toplam 60 yapıyordu. Fire 8,5 AK Parti'den gitti. Ama bu propaganda mekanizması çalışıyor. Devasa bir sistem. Sonra genel seçim oldu. Bu sefer 42,5 aldı yine. Aşağı yukarı referandumda evet oy veren AK Partililer kadar seçmen geldi. AK Parti'ye şeyde oy verdi genel seçimlerde. Sonra 2019 yerel seçimlerinde bu sefer o 42,5-38'e düştü. Propaganda şeyi mekanizması daha da hormonlu hale gelmişti artık tekel olmuştu neredeyse. Evet. 2023'te bu sefer 35'e düştü. Bu arada sosyal medyadaki çok sıkı troll ordularını oradaki sindirme bastırma politikalarını da şey bir de yasal takipler, kontroller vesaireler falan orayı baskı altında tutabilmek için. Onları da göz önünde bulunduralım bir yandan. Ona rağmen arkasından işte medya gücünün zirvede olduğu seçimde sonunda ikinci parti konumuna düştü. Tarihi dip noktasını gördü. Yani işte şu zaman zaman sırf TRT'deki şey orantısızlıkları CHP tarafı paylaşıyordu hatırlayacaksınız. Tabii. 25 saate işte 50 saniye, 50 saniye falan gibi orantısızlıklar. İbrahim Bey, netice neticeyi koymanızı isteyeceğim. TRT dediğiniz için aklıma geldi. Tuna Kiremitçi yazar bir paylaşım yaptı bugün sosyal medyada. Bir onu tam ekran verirsek arkadaşlar ne söylediğini ben de daha rahat okurum. Aslında TRT 2'ye davet edilmiş seçim öncesi. Seçim sonuçlarına sevindim diye yukarıdan gelen emirle iptal edilmiş. Şaşırdık mı diye de retorik bir soru sormuş. Buyurun devam edin lütfen. Yani bu bile aslında TRT 2 neticede bir kültür sanat kanalı. Yani özel bir misyonu olan bir kanal. TRT Haber gibi değil, TRT 1 gibi değil. Çok kendine has, çok niş bir kitleye hitap eden bir kanal bile bir yazara böyle bir sansür uyguluyor. Evet, yani fakat tamam bütün bunları yaptılar da ne oldu? Şimdi esas soru burada. Yani bu gazeteler bu başlıkları atıyorlar da ne oldu? Bunu sormuyorlar. Benim gördüğüm AK Parti'nin biraz önce Üstad Behlül Hocam şey yani bu AK Parti'nin analiz yeteneğiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Bunu da oraya eklemek lazım hocam. Yani şu yani devasa bir medyamız var. Her şeyi kontrol ediyoruz. Bütün bilgi kaynakları elimizde. Hatta o yetmiyor. Bir de biliyorsunuz iletişim başkanlığı var. O yanlış, bu doğru. Şuna inanın, buna inanmayın. Sakın şunu ciddiye almayın falan şeklinde oradan değil mi bir şey direktifler geliyor. Tamam bütün bunlar oluyor da neticesi ne oluyor sorusunu dönüp bir türlü AK Parti'nin kurumsal aklı kendine sormuyor. Şimdi bu seçiminde nasıl yorumlanacağı dün Sayın Erdoğan'ın konuşmasına baktığınızda aslında hiçbir sorun yok gibi görünüyordu. Ben izledim hani bir mağlubiyet zaten şeyin toplantının formatına baktığınızda seçim zaferi kazandığı formatta toplantıyı yaptı. İşte insanlar sayı azdı belki ama coşkuluymuş gibi görünmek durumundaydılar. Cep telefonları falan böyle romantik sahneler falan. Ama ortada ikinci partiye konumuna düşmüş bir parti varken bunlar yani şimdi sürreel bir şeyde hikayenin içerisinde falan hissettim ben kendimi. Yani bu nasıl olabilir? Bu absürt tiyatro diye bir şey vardır. Tiyatro tarzı. Öyle bir oyunda mıyım falan diye düşündüm. Ama yani birilerinin AK Parti'de uzun zamandır bence yani
bütün bu olan biteni arkadaşlar biz ne yapıyoruz yani hı hı. yani bir yerlerde acaba bir yanlış hı hı. yapıyor muyuz hı hı. falan şeklinde şey bir soru sormuyorlar benim halktan gördüğüm kendilerine. Halktan kopukluk eleştirisine katılıyor musunuz? Gerçekten kopukluk esas halktan kopmak hani bir şey değil. Gerçekten de siyasal gerçeklikten de bence kopulmuş. Yani bu şey işini bence biraz fazla abarttılar. Bu post-truth falan kavramı hı hı. kullanılıyor da yani gerçek sonrası falan kavramları. Sonra Trump seçildikten sonra yeni bir kavram çıktı. Ben o kavramı daha çok sevmiştim. Hatırlayacaksınız bu Amerika'da yemin törenlerinde başkanların bir önceki başkanın yemin törenine katılan insan sayısıyla yeni başkanın yemin törenine katılan insan sayısını mukayese ediyorlar. O meydanın kaç kişiyi aldığını biliyorlar ezbere zaten. Yukarıdan görüntüler çekiliyor. Obama'nınkine katılanlarla Trump'ınkine katılanları mukayese ettiler. Şimdi Trump'ınkine katılanların daha çok olduğunu iddia ediyor Trump'ın iletişim ekibi. Fakat fotoğraflara baktığınızda Obama'nın yarısı kadar bile insan meydanda yok. Şimdi herkes rasyonel biçimde tartışmaya çalışıyor. Olur mu bakın işte şu alan şu kadar square meter bilmem ne oraya düşen ki insan sayısı falan filan. Sonunda biri aklına basit bir soru sordu. Soru sormak geldi. O dönemdeki Trump'ın bir kadın danışmanı vardı, iletişim danışmanı. Ya siz nereden bu sonucu çıkarıyorsunuz diye sordu. Yani bunlar matematiksel olarak ispatlamaya çalışıyorlar. Alternatif gerçeklik dedi. Şimdi bu alternatif gerçeklik hani manipülasyon yapmak için siz bilinçli biçimde kullanıyorsanız belki etik olmayabilir ama işlevsel olabilir. Ama o gerçekliğe inanıyorsanız tabii. o zaman ortada ciddi bir sorun var. Şimdi benim gördüğüm... sosyal medyada da paralel evren esprisi evet, çok yapıldı. Yani kendi ürettikleri gerçekliğe bir süre sonra inanmaya başladılar. Evet. O yüzden işte Sarıyer'e Dışişleri Bakanlığı yani hiç hayatında siyaset yapmamış bir şey güvenlik bürokratını Sarıyer'e götürdüğünde Sarıyer'deki seçimi kazanabileceğine inanıyor. Ya da siyasi deneyimi hiç olmayan Murat Kurum'u üstlük de çok yumuşak karnı olan AK Parti'nin afet dönüşümü konusunda İstanbul'a belediye başkanı yaptığında ve afet dönüşümünü yapacak kahraman olarak onu sunduğunuzda tabii, bunun çok iyi bir strateji olduğunu düşünüp sonra 10 gün sonra buradan vazgeçip olayı Gazze'ye ve Kandil'e götürüp sonra Ayasofya'ya gelip en son sağlam adamla bitirmek gibi böyle savrulmalar yaşandı. Şimdi mesela ona rağmen hükümete yakın televizyon kanallarında Murat Kurum'un açık ara önde olduğu düşünülüyordu. Ankara'da mesafe 1-2 puandı. Ve şeyde ama İstanbul zaten iktidar almıştı. Hı hı. Ve Ekrem İmamoğlu tarihi bir hizmet yaşayacaktı falan. Ben dün televizyon programında olduğum için izleyemedim ama keşke boş olsaydım şeyi izleseydim yani mesleki bir şeyle merakla. Şimdi çok uzun yani bütün gece o programları izlemek için büyük bir vakit harcamayı gerektiriyor. Yani zap yaparak bütün kanalları izlemeyi çok isterdim. Çok eğlenceliydi. Ama yani benim gördüğüm gerçekten kaçırdık çünkü burada yayındaydık yine. Evet. Ama o alternatif gerçekliği üretmek başka bir şey. Değil mi? Etik olmayabilir ama belki işlevsel olabilir. Fakat kendi ürettiğiniz gerçekliğe inanıyorsanız ortada sıkıntı. Evet bir sürreel tabii. durum var. Siyaset yani bu medya benim gördüğüm kendi ürettiğine inanmaya başlamış. Yani hakikaten psikolojik bir vaka haline gelmiş durumdalar. Murat Kurum'dan bahsetmişken dün seçim sonuçları resmen açıklanmasa bile sonuç aşağı yukarı belli olmaya başladıktan sonra İstanbul'un dört bir yanındaki afişleri sökülmeye başlandı. Bir tanesinin altından da sürpriz çıktı. O görüntüyü bir ekrana getirelim. Gecenin herhalde en çok paylaşılan görüntüsü. Kredisi kime ait bilmiyorum. Not almayı unuttum, affetsin. Murat Kurum'un sökülen afişinin altından Atatürk'ün afişi çıktı. Gerçekten gecenin aslında en önemli, en anlamlı görsellerinden biri. Hasan Hocam burada sizden bir yorum isteyeyim. Bu yaşanan aslında kutuplaştırıcı tartışmalara, Cumhuriyet ve onun değerleriyle bitmeyen kavgalara evet. Seçmen yine bir mesaj verdi mi sizce yoksa bu onlardan bağımsız mıydı? Şöyle ben kendi adıma bu seçim sonuçlarını en çok bu açıdan önemsiyorum. Çünkü yani demin Behlül Bey'in saydığı örneğin şehirlerdeki oylar vesaire Tabii. Bütün Türkiye genelinde aslında bakarsanız ama şunu çok net olarak görüyoruz. Son yıllarda çok hayatımıza dokunur şekilde gördük ki eğer bir koltukta kamu yönetiminde yöneticiler
çift haneli yıllara ulaşıyorlarsa, hı hı. 10 yıl, 15, 20 yıllara ulaşıyorsa, bu sadece kamu, herhangi bir sendika başkanı içinde, siyasi parti genel baro başkanı içinde bu böyle. Baktığınızda orada çift haneli yıllarda çok uzun süre oturduğunuzda kaçınılmaz olarak hayattan, gerçeklikten, dünyadan kopuyor, kendi alternatif gerçekliğinizin içerisinde yaşamaya başlıyorsunuz. Biz bunun çok net örneklerini gördük. Bir de inanılmaz bir fütursuzluk başlıyor. Çünkü o süreç içerisinde her seçimde kazandığınızda ne olursa olsun aslında seçmenin bu olumsuzlukları sineye çekip size olan desteğinin hiç bitmeyeceği algısıyla hareket etmeye başlıyorsunuz. Koşulsuz, şartsız. Bu beni en çok açıkçası eğer aksi bir netice ortaya çıkmış olsaydı Allah muhafaza diyelim ki İstanbul'da Sayın İmamoğlu kaybetmiş olsaydı ve zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyarınca merkezi yönetimin fevkalade geniş yetkilerle donatıldığı yasama, yürütme, yargı arasındaki o birbirini denetleme işlevinin neredeyse tümüyle ortadan kaldırılıp kuvvetler ayrılığının bir kuvvetler birliği sistemine dönüştürüldüğü noktada yerel yönetimde muhalefetin etkinliği kırılabilmiş olsaydı o zaman muazzam kontrolsüz bir güç ortaya çıkacaktı ve beni çok endişelendiren bu yeni anayasa tartışmaları, hı, mevcut düzeni tıpkı Augusto Pinochet örneğindeki gibi yaşam boyu bir cumhurbaşkanlığı modeli, ardından yine çok endişelendiğim diğer bir konu eğitim sisteminde tarikatların, cemaatlerin önünün daha da açıldığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla birlikte biz çok net gördük 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunundaki tedbirlerin, uzaklaştırma tedbirlerinin uygulanmasında çok büyük zorluk yaşanmaya başlamıştı. Örneğin az önce gösterdiğiniz gazetelerden Yeni Akit gazetesi İstanbul Sözleşmesi'nden sonra Lanzarot Sözleşmesi'ne Türkiye'nin tarafı olduğu diğer çok önemli bir sözleşmeyi hedefe oturtmuş. Sürekli onunla ilgili yayın yapıyordu. Ancak ilgilenen insanların farkında olduğu bir şey. Lanzarot Sözleşmesi çocuk istismarının önlenmesine ilişkin sözleşme. Türkiye ona taraf olduktan sonra 15 yaşından küçük çocuklara yönelik her türlü cinsel eylemin ceza kanununun 103. maddesinde çok ağır yaptırım altına alınması şeklindeki bir rejim benimsedi ve bunu ısrarla uyguluyor. Çok doğru bir düzenlemedir ama onun yıkılması için ve kendi tabiriyle öyle asla hukuki bir tabir değil, erken evliliğin önünün açılmasına ilişkin bir çaba. Tüm bunlara ilişkin aslında dün akşamki sonuç net bir biçimde set çekti. Beni en çok rahatlatan ve geleceğe daha umutlu bakmamı sağlayan şey şu. Şey bu. Artık yeni anayasa kavramını biz çok daha uzun bir süre duyamayacağız. Ya da bahsettiğim tarikatların ve cemaatlerin istekleri, arzuları doğrultusundaki cumhuriyetin kazanımlarını hedef alan yasal düzenleme girişimlerine çok da cesaret edemeyecek siyasal iktidar. Bunlara baktığınızda bunlar bizim açımızdan, gelecek açısından fevkalade cesaret verici, umut verici. Bunun altını çizmek istedim ama tekrar söylüyorum. Yani bu dün akşam muhalefetin yaşamış olduğu, elde etmiş olduğu başarının sürdürülebilir kılınması önemli. Onu sürdürülebilir kılabilmeniz için 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının hayatına dokunmanız lazım. Peki. Onu tedbirleri almanız ve bunları ısrarla hayata geçirmeniz lazım. Az önce söyledim bu 20 yılın içerisinde AK Parti öyle bir şeye dönüştü ki bu aslında trajik bir durum ama söylediğim şeyin de ispatı. 2002 yılında hayatımıza girdiğinde bir motto ile hareket ediyordu. 3 Y'yi ortadan kaldıracağız. Tabii. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Bugün gelinen noktada 20 yıl önce eleştirdiği şeyin ta kendisine dönüşmüş bir durumda. Aslında bu kadar uzun süre iktidarda kalmanın dezavantajı da bu. Dolayısıyla muhalefetin bu noktada AK Parti'nin yaşamış olduğu bu ibretlik noktadan ders alması ve önümüzdeki süreçte sadece genel seçimle elde edebilecek değil ama Türkiye'de son 10 yılda özellikle yaşanan tahribatı, erozyonu eğitim alanında,
hukuk alanında, adalet alanında yaşanan erozyonu tersine çevirecek tedbirleri hayata geçirirken toplumla AK Parti'nin yaptığı gibi inatlaşarak, toplumdan kendini soyutlaşarak bir kibir abidesi haline dönüşerek hareket etmekten ısrarla kaçınması, sokağın nabzıyla birlikte hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir yandan tabii seçim sonuçları bize kadınlar açısından da umut verdi. Siz İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiniz. Elbette yerel yönetimlerin uluslararası bir sözleşmeye taraf olma gibi bir yetkisi olmasa da kadınların yönetime daha fazla katılacak olması 5 yıl önceye göre umut verici. Sayı henüz yeterli mi? Değil. Elbette yeterli değil. Madem bu ülkede kabaca %50-50'yiz, o zaman tüm karar alma mekanizmalarında, sadece siyasette değil, iş hayatında da, sosyal yaşamda da, tüm karar alma mekanizmalarında kadınları daha fazla görmek istiyoruz. Ama dün güzel bir işaret fişeği yakıldı. İzmir'in mesela %40'ını bundan böyle kadınlar yönetecek. Çeşme, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kınık, Selçuk, Konak, Karabağlar. Gönül isterdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da bir kadın olsun. İzmir'de olmadı ama 11 ilde kadınlar, 81 ilin 11'inde Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazandı. Bir de sosyal medyada gözümüze çarpan kadın başkanları bizimle buluşturan görsel reisler Eskişehir, Bilecik, Aydın'da artık kadın başkanlar olacak. Özlem Çerçioğlu'nun gerçi 3. seçilme dönemi, tıpkı Fatma Şahin'in Gaziantep'te olduğu gibi, ama yanı sıra Diyarbakır, Siirt, Batman ve Ağrı'da da artık kadın büyükşehir belediye başkanlarını göreceğiz. İlçelerde de büyük başarı elde ettiler. Örneğin Sinem Dedetaş çok konuşulan bir isim oldu. Daha önce idealist bir profil, idealist bir gemi mühendisi olarak Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için tersaneden uzaklaştırılan, ardından genel müdür olan Sinem Dedetaş, muhafazakar olarak bilinen bir ilçe olan Üsküdar'ın belediye başkanı oldu. Maltepe'de Esin Köymen, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu, Çanakkale Kalkın'da Zeynep Çelik en genç belediye başkanı bağımsız. 22 yaşında henüz. Konya'da bir ilki başardı. Gönül Karabacak, Karapınar Belediye Başkanı oldu. Antalya Korkuteli, yine muhafazakar olarak bilinen Antalya beldelerinden, ilçelerinden biri, Saniye Caran bir ilki başardı. Manisa Şehzadeler'de de yine Gülşah Durbay genç bir isim olarak adlarını tarihe yazdırdılar. Sinan şey yazılmamış Simge Hanım. Burada Bucak'ta. Evet. Hülya Gümüş, evet, ki o da Bucak muhafazakar bir gerçek. Bir doğru söylüyorsunuz. Şey olması. Evet. Onu yani, atlamış çok büyük başarı. Olabiliriz. Orada seçilir dersiniz ama seçildi, evet, yani. Burada evet, Bucak'ta, evet, genç, evet, bir şey. Doğru. O özellikle Batman'la beraber 2023 seçimlerinde şaşırdığımız sonuçlardan bir tanesi oldu. Güzel görüntüleri var sosyal medyada. Efendim? Saniye Hanım'ın da Korkuteli'nden seçilen, ki orası MHP'nin biraz çok güçlü, evet, oldu. Muhafazakar bir ilçe. Evet, onun da, evet, çok hoş görüntüleri vardı, evet, sosyal medyada. Nasıl yorumluyorsunuz kadınların bu başarısını? Sahaya inmelerine mi borçlular? Cesur olmalarına mı borçlular? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Yani son 10-15 yılda kadınlar üzerinde büyük bir baskı ve tahakküm var Türkiye'de. Yani sadece büyük şehirlerde değil, özellikle Anadolu'da da çok yüksek bu gerilim ve baskı. Dolayısıyla tabii sayıları çok az. Yani mesela demin ben CHP'den bahsederken DEM Parti, yani HDP, hı hı, daha bu konuda hassas. Evet. Bence sosyal demokrat demokrat olduğunu iddia eden CHP'nin de bu konuda ön alması, daha cesur davranması olması lazım. Beklerim. Çok doğru. Ki Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında buna çok daha önem veriyordu. Evet, o kadın, evet, konusunda çok duyarlıydı. Örgütlerin, evet, falan %30 kota uygulamaya çalıştı. Fakat sonra yani şeyle, o neoliberal parti olmaktan otoriter, aşırı sağ bir partiye evrilirken
kadın konusunda unuttu. Tam tersine işler yaptı. Şimdi bu arada arkadaşlar Candan Hanım'ın da bir kutlama görüntülerini hazırlayalım. Behlül Bey konuşurken onu da ekrana verebiliriz. Güzel görüntüler vardı dün hakikaten. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ben seçim sonuçlarını yakından izledim il il. Baktım. Biraz incelemeye çalıştım. Ben bence çarpıcı olan bir nokta var ki bugün bir yayında Amasya'daki belediye başkanlığı kazanan CHP adayıyla konuştuğumuzda ona da sordum. O da benzer bir şey söyledi. Bence bu çarpıcı. Şimdi bu Türkiye haritası getirildiği zaman bir noktayı ıskalıyor bu Türkiye haritası. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı büyük şehirler var ama mesela Trabzon merkez, Ordu merkez, Gaziantep'in merkezi bir takım merkezleri yani büyük şehir kazansa bile şehir merkezlerini Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetmiş. Yani bu haritadan aslında daha vahim bir tablo var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taşraya sıkıştığını, yani kasabalara ve taşraya doğru, köye doğru sıkıştığını görüyoruz biz. İçeriğine, bu rakamların içeriğine girdiğimizde. Ben şimdi Amasya Belediye Başkanı'na %17'den 43'e çıkartmış oyunu. 2,5 kata yakın bir yükseliş var. Ona şunu sordum, yani nasıl oldu bu? Yani çünkü bu hani çok kolay açıklanabilecek bir tablo değil. Onun söylediği ve benim genel olarak rakamlardan çıkarttığım sonuç şu. Şimdi ekonomik sorunlar, yoksulluk ve sosyal sorunlar, gençlerin yaşadığı sorunlar şehir merkezlerinde daha çok hissediliyor. Mesela Kütahya merkezi alıyor CHP, evet. Afyon merkezi de %50. Ama Kastamonu merkezinde yine çok büyük artış var. Fakat çeper kasabalara bakıyorsunuz, Adalet ve Kalkınma Partisi orada ağırlığını korumuş. Niye? Çünkü sosyal ve ekonomik sorunlar kasabalarda hissedilmiyor. Oraya pansuman yapabiliyorsunuz. Kira ödenmiyor, işte gıda o kadar değil, köyden alıyor, köyden getiriyor, kendi üretiyor kasabalarda ve köylerde. Ekonomik sorunları bir şekilde pansumanla açabiliyorsunuz. Fakat kent merkezlerinde, mesela Amasya Belediye Başkanı şunu söyledi. Ben dedi gençlerden %80 oranında oy aldım. Gençlik, gençler umutsuz. Anadolu kentlerindeki gençler çok daha umutsuz. Kasabalarda genç nüfus oranı düşük çünkü üniversite yok zaten kasabalarda. Oy kullanacak gençler şehir merkezlerine gidiyorlar yaşamaya. Dolayısıyla şehir merkezlerinde yaşayan gençler, emekliler, nüfus, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidarın uyguladığı ekonomik politikaların sonuçlarıyla daha yüz yüze kalıyor. Bunu biz aslında ilk metropollerde görmeye başladık. 7-8 sene öncesinden. İlk sinyal metropollerde geldi, yani İstanbul, Ankara, buralarda hissedilmeye başladı. 2023 seçimlerinde bunu uyguladığı ekonomik politikalarla faizi düşük tutarak Anadolu şehirlerinin bir kısmını kurtardı. Ancak son 8 ayda bu çok bence çarpıcı geliyor. Yani Afyon, Amasya, Kastamonu buralardaki merkezlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarında büyük çözülme var. Yani dolayısıyla giderek taşraya, kasabaya, köye sıkışan bir parti konumunda. Ve giderek doğuya, yani o göç işte İç Ege'nin tamamını kaybetmesi, Batı Karadeniz'in tamamını kaybetti. Karadeniz'i kazanmış gibi görünüyor ama Ordu kent merkezi gitmiş, Trabzon kent merkezi gitmiş. Yani Gaziantep kent merkezi gitmiş. Kent merkezlerinde, doğudaki kent merkezlerini kaybetmeye başlamış. Ben yani siz demin bir takım gazeteleri gösterdiniz. Tabii onların gerçeklikte hiçbir ilgisi yok ama yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde çok çok daha vahim bir tablo olduğunu düşünüyorum bugün yansıtılanda. Şu haritayı bir verebilir misiniz arkadaşlar? Yine sosyal medyada çok güldüğüm paylaşımlardan bir tanesiydi. Genel Türkiye haritasında Rize'den Antep'e doğru uzatmışlar bir hattı. Kanalı artık buraya yaparsınız demişler. Çünkü kesintisiz bir biçimde turuncunun gittiği tek hat gerçekten orası gibi görünüyor. Güzel espriler vardı. Ne dersiniz Oğul Bey, Behlül Hoca'nın söyledikleriyle ilgili? Yani ekonomi politikaları, Türk tipi ekonomi modeli AK Parti'yi bir kentli, herkese uzanan taç ol mu demiştiniz az önce. Herkese hitap eden, özür dilerim. Herkesi yakalayan bir parti konumundan artık kentte değil de daha ziyade kasabaya, köye, taşraya hitap eden bir parti konumuna mı getirdi? Bunu sürdürebilir mi? Yani aslında ben şöyle düşünüyorum. Bu AKP'nin ana sıkıntısı ne zaman başladı? Yani aslında AKP boynunu ne zaman bükmeye başladı?
bariz anlamda hem ekonomik hem de siyasi anlamda bence kırıldığı nokta AKP'nin başkanlık sistemine geçmeyle başladı. Başkanlık sistemine geçene kadar bir kuvvetler ayrılığı tam olmasa bile bir şekilde vardı. Anayasa Mahkemesi saygın bir kurumdu. Bir şekilde kararları uygulanabiliyordu. Parlamento işliyordu. Orada muhalefet yapılabiliyordu. Kanun tasarılarına karşı pozisyon alınabiliyordu. Gen soruların bir anlamı vardı. Bir yaptırım gücü bir şekilde vardı. Bakanlar Kurulu daha derli toplu konularında daha liyakat sahibi insanlardan oluşuyordu. Fakat bu başkanlık sistemine geçişten sonra bütün AKP'nin dengeleri darmadağın oldu. Hem içinde büyük bir siyasetçi grubu tasfiye edildi. Hı hı. Ve ondan sonra artık parlamentoyla iktidarın bir bağı kalmadı. Yani parlamento görüntüde var fakat bir yaptırım gücü yok. Orada değişik ittifaklarla bir denge kuruluyor. Artık son dönemde bütçeyi bile oradan geçirme gereği duymayan, kendi harcamaları sınırsız şekilde artan, bakanlar kurulunu oluştururken liyakata pek önem vermeden damadını bütün ekonominin başına getirebilecek kadar rahat hisseden bir anlayış. Hatta ondan sonra damadının yardımcısını bile hazinenin başına koyan. Gerçi keyfi, o günleri arıyoruz şu an ama. Yani keyfi kararlar alarak, ama şimdi şöyle bir şey. Yani Türkiye bu ekonomik ve sosyal açmaza bir günde gelmedi. Şaka yapıyorum, olmuyor tabii ki. Ve hem ekonomik problem var hem sosyal problem var Türkiye'de. Çünkü ekonomik problem sosyali de etkiliyor. Ve o herkesin kullandığı sosyal çürümenin zeminini de ekonomik adaletsizlik oluşturuyor, doğru, besliyor. Ve öyle bir bakanlar kurulu listeleri artık oluşmaya başladı ki işte kültür ve turizmin başına bir acente sahibi insanı koyuyorsunuz. Oteli var, işte ETS acentesi var. İşte Sağlık Bakanlığı'na bir hastanenin başından bir adam getiriyorsunuz. Yani artık bir bürokratik tecrübe aranmaz hale geldi. Liyakat aranmaz hale geldi. Sonra bakanların eskiden hani bir ağırlığı vardı, icraatı vardı, analiz edilir. Yani biz sadece Erdoğan'a odaklanmazdık. Altındaki insanlara da odaklanırdık. Ne bileyim bir Abdullah Gül vardı. Bir beğenmeseniz de Babacan vardı. Yani değişik figürler vardı. Siyasal ağırlıkları vardı. Şimdi Erdoğan böyle 6 ayda bir, 8 ayda bir toplanıyor. Affını istiyor bazılarının. Ondan hemen şey yapıyor. Orada bir kulis bilgisi var. Mesela yine böyle affını isteyenler olacakmış sıcağı, evet, sıcağına. Şimdi zaten böyle bir mağlubiyetten sonra mutlaka birilerinin bir günah Hayati keçisi mesela ismi yani geçiyor. Günah keçisi iyidir, güzel olur. Birileri affını istediği zaman suçun bir kısmını yüklenir. O bagajı o alır, yenisi gelir. Ama yani temel anlamda başkanlık sistemi bize uymadı. Bunu kabul etmek zorundayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir Türkmenistan, bir Azerbaycan modeliyle yönetilebilecek kadar basit bir ülke değil. Hem nüfus olarak, hem homojenite olarak, hem İçindeki çalışan ve eğitimli kitlenin yüksekliği nüfusu oranla ciddi bir anlamda Türkiye dinamikleri tek bir adamla yönetimi kaldırmıyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Hani pratik karar alınıyormuş, icraat çabuk oluyormuş. Yok. Türkiye'de aksine, tam tersine kuvvetler ayrılığı çok önemli bir rol oynamış. Türkiye'nin bugünlere gelmesinin en büyük sebebi bu zaten. Ve zaten Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, en sonunda artık onu da kapatalım denmesi pozisyonuna gelmiş bir ülkede bu seçim sonuçları aslında tam bir hesap kapatma oldu. Yani insanların sadece ekonomik kaygıları değil, sosyal anlamda da, siyasi anlamda gelecekleriyle ilgili büyük kaygılarının yansıması oldu. Ve Erdoğan kendi yarattığı sistemin şimdi sonuçlarını yaşıyor. Eğer başkanlıkta iddia ederse ve bu sistemle tek başına bütün kararları almak ya da etki ederek taşımaya çalışırsa bu süreci bir 3-4 yıl daha, Türkiye'nin bu ekonomik darboğazdan da çıkması mümkün değil. Saçma sapan ekonomik modellerle Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Türkiye'nin acil 4-5 tane ana
probleme çözüm üretmesi lazım. Bu da liyakatli kadrolarla olur, kararlı kadrolarla olur. Yani bir cumhurbaşkanı ancak orkestranın şefi olabilir. Kadroyu kurar, sahaya sürer. Ama hepsine ben karar vereceğim dediğiniz zaman, yani bir gün gelip ben ekonomistim diyorsunuz, bir gün gelip ben buyum diyorsunuz, bütün koltuklara oturamazsınız. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti çok cumhurbaşkanı gördü, çok başbakan gördü, çok dirayetli, başarılı liderler de gördü. Ama hiçbiri her şeyi ben bilirim ve her şeyi ben yaparım iddiasını ortaya koymadı. Her zaman bir Özal'ı gördünüz ama yanında Adnan Kahveci'yi de gördünüz. Hı hı. Bir Demirel'i gördünüz, onun yanında da kurmaylar gördünüz. Kimse her şeyi yüklenmedi. Yani Erdoğan aslında bütün yükü kendi sırtına alarak bu riski aldı ve bu ağır sorumluluğun altında ezildi. Hı hı. Ezildi ve şimdi onun sancılarını yaşıyor. İşte Mehmet Şimşek'i de onun için getirdi zaten. Yani bu sorumluluğu en azından tekrar bir liyakatli yapıya dönüştüreyim istedi. Fakat iki seçim arasında kaldı, sıkıştı. Birini atlattı, aday zayıftı, şanslıydı. Kılıçdaroğlu gibi büyük bir fırsat avucuna geldi, değerlendirdi, golü attı. Ama ikincisinde zayıf rakiplerle olmayınca karşısında sıkıntıya girdi. Şimdi bundan sonra kurtarabilir miyi soracaksınız. Kurtarmayı çok isteyecek. Ama burada şu hamleyi yapabilir mi? Ya ben bu başkanlık sisteminden vazgeçiyorum. Parlamenter sisteme kendim dönüyorum. Zaten 4 yıl sonraki seçimlerde 51 almak da çok zor bir şey. Tek başına bir adayın 51'e ulaşması. İttifaklar falan eski modele dönelim deyip tekrar bu yola girer mi? Benim kendi tahminim onu yapamaz yani. Bu kadar eline geçirdiği ve çok emek vererek bütün bu yetkileri topladığı bir anda bunlardan fedakarlık edip tekrar o modele geçmesi onun egosu için mümkün gözükmüyor. Bu yolda devam edecektir. Korkarım ki de zaten dönemini artık tamamlayacaktır. Öyle gözüküyor. Peki, çok teşekkür ediyorum her birinize. Oğlak Tuna, İbrahim Uslu, Profesör Doktor Hasan Sınar, Doçent Doktor Behlül Özkan. Geniş açının sonuna geldik. Seçim sonuçlarını değerlendirdik. Özellikle kazanan, kazanmasa bile en azından ben adayım, oylarınıza talibim deme cesaretini gösteren, ben tüm kadın adayları ve kazanan belediye başkanlarını, muhtarları tebrik ediyorum. Türkiye'nin ilerleyen döneminde kadınları karar alma süreçlerinde, mekanizmalarında daha sık görebilmek dileğiyle. Yayın Begüm Çanlı ile S Raporu ile devam edecek Sözcü Televizyonu'nda. Her hafta Atatürk'ün bir cümlesiyle noktalamayı seviyorum yayını. Bu haftaki cümle, milletin istiklalini yine milletin azim ve